canıma tak dedi aşk acısı. Denedim dinmedi fırtınası. Bir kere olsun tam sırası. Evleneceksen gel. Canıma tak dedi aşk acısı. Denedim dinmedi fırtınası. Bir kere olsun tam sırası. Evleneceksen gel. Canıma tak dedi aşk acısı. Denedim dinmedi fırtınası. Bir kere olsun tam sırası. Evleneceksen gel. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sizler stüdyomuza, sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz efendim. Bugün 23 Nisan. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Kutlu olsun. Aynı zamanda bugün Regaip Kandili. Kandilimiz mübarek olsun. Hayırlı kandiller. Hayırlı kandiller diyelim. Hayırlı kandiller. Kutlu olsun, kandiliniz mübarek olsun. Oğlum burnuna ne oldu? Kim burnuna? Çıkar çıkmaz bunun suratını gördüm. Ne oldu, geçmiş olsun? Kim vurdu? Yok, kimse vurmadı. Ha, vurmadı. Sedat taksiye binerken taksinin kapısına vurdun. Taksinin kapısı açık duruyordu öyle sabit. Öyle zaten. Ondan sonra Hakan'la bir şey sorunca bir çaktım. Ah! Böyle beyaz bir kanadı. O yüzden biraz ay kan. Geçmiş evet. Olsun. Olsun, nazar diyelim Sedat abla. Ay aman, böyle ucuz atlatalım. Efendim çok teşekkür güzelsiniz. Ederim. Bugün 23 Nisan, neşe doluyor insan. Neşeli bir program inşallah. O zaman evleneceksen gel. Başlıyor. Dünkü programımıza göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ediyoruz ve bugünkü programımıza başlıyoruz. Eksik olmayın inşallah. Eksik kararları olmayın. İçin ilk önce Naciye ve İsmail geliyor. Buyurun efendim. Çok tatlısın, güzelsin, şekercimi baban senin. Kaşın kara, gözün kara, kömürcümü baban senin. Çok tatlısın, güzelsin, şekercimi baban senin. Kaşın kara, gözün kara, kömürcümü baban senin. Dikkat edin efendim. Buyurun efendim, gidin yerlerinize oturun maşallah, efendim. Maşallah, hoş tamam. Geldiniz. İsmail abim hoş geldin. Geldim. Ne güzel. İsmail abi, Naciye nasıl neşeli, nasıl enerjili bir kadın evet, değil çok mi? Maşallah. Teşekkür ederim. Dün çıktılar, pek mutlular. Dün de gitmişler kahve içmişler. Oh, Uğur'cum, bunlar kahve içtiler, ne yaptılar, kesin ne konuştular. Kesin anlaşmışlardır. En çok merak evet. Ettiklerim. Bu iş kesin İzleyelim. Oldu. Hadi bakalım. Naciye ve İsmail dün görüştü. Hoş geldiniz İsmail Bey. Merhaba, İsmail Bey çiçekle geldi. Bir alkışlayalım o zaman. Bay bay. Olumlu karar alan ikili stüdyodan çıkarken herkes şok oldu. Naciye, Naciye, Naciye. İkili dünkü yayın sonrası konuşamadıkları konular için bir araya geldi. Maddiyata hiç önem vermem. Çok daha... Sevmem ben. Evet, evet. Naciye bazı konularda İsmail'i baştan uyardı. Çok hareketliyim, çok böyle kıpır kıpır. İcabında ben yalnız gezdim. Arkadaşlarımdan bugün gideceğim, bir kahve içeceğim. Müsaade eder misiniz? Neden olmasın? Müsaade ediyorsunuz. Neden olmasın? Ben onları çoktan aşmış. Yani kıskançlığınız yok. En sevmediğim kıskançlık. Ya kıskançlık olup da benim yanımda kim ne yapacak? Ve herkesi şaşırtan o ana gelelim. Nasıl birden el ele tutuştunuz diyoruz ve bakın ne yanıt alıyoruz. Uzun zaman Antalya'da kaldım. Ama... Emekli olduktan sonra evet. O turistleri, ihtiyar turistleri el ele gezerken... Şey yaptım. İmrendiniz yani. İmrendim yani. Evet. Niye dedim, benim elimde niye olmasın dedim. Evet. Bir elmanın iki yarısı gibi olduk gibi diyoruz yani. Teşekkür ederim. Yarım elma sen, yarım elma ben. Evet. İsmail Bey abi, kızın elini tuttuysan o kızla evleneceksin. Ben kızın abisiyim. Biz de böyle. Ben de anasıyım. Anlayamadım. Kızın elini tuttun diyorum. Evlenmek elini zorundasın. Tuttum. O benim elimi tuttu. O mu tuttu? Evet, İsmail abimiz Kıbrıs gazisi. Evet. Kıymetli abimiz. Evet, dünyaya... Allah eksikliklerinizi göstermesin sizin İsmail abim. Teşekkür ederim. Naciye de enerji dolu bir hanımefendi. Evet, evet. Bir kıskançlık kavganız var orada, merak ettim. Yok, bir kıskançlığı yok dedi. Yani yerine göre kıskanırım. Açık giyinmem falan hiçbir şey söylemedi bu hususta değil mi? Evet, çünkü bu Naciye evet. Var ya biraz dekolte bir Naciye. Evet, İsmail dekolte. Abim. Yani... Tamam da ben de zaten sosyalim.
Ben diyor bir bayan aradım, elini tutup da tamam. gezecek bir bayan aradım dedi. Ha, sen de öyle bir kadınsın. Evet. Güzel güzel anlaşır gidersin. Dün akşam yemeğe götürdün sağ olsun. Ha. Yılmaz Bey de beraberimizde geldi. Yılmaz da. Kasketli evet. Yılmaz. Bizim güzel Yılmaz. Gitti. Aferin Yılmaz. Karizma şapkalı Yılmaz. Ha. Şapkalı Yılmaz. O niye sizinle geldi? Sen niye gittin ne oldu ki? Naciye Hanım istedi. Aferin sahip çık gençlere. Gençlere sahip çıkacaksın. Şadam göz kulak olacaksın çocuğum. Bugün Uğur Bey'in dayısı geldiği için yanında oturmak istedim. Ben şimdi ikisi de beni sevdiklerinde dediler sen de bizimle gel. Aydoğan'a bir de izin aldım. Bir de beni hem yemeğe çağırıyor amca hem diyor hesabı sen öde. Ben korkmadım ondan ama herhalde şaka yaptı. Onu şaka söyledi. Hesap ödemeyi mi çağırdınız Yılmaz'ı? Şaka söyledi şaka. Şaka. Hayır Yılmaz yemeğe götürdü bizi. Ha Yılmaz götürdüyse. Abi nerede yemeğe gittik. Yılmaz bonkör çocuk yemeği. Ya. Gönlü yüce çocuk. Yok her peki, şey. Teşekkür ederim Yılmaz. Naciye yanına tribünden bir hanımefendilerden birini almak yerine Yılmaz'la gitmişsiniz. Valla çünkü o beni beyefendi için böyle çok şeyler güzel anlattı. Onun için ne bileyim yani aklıma geldi daha doğrusu. Ne bileyim birdenbire Yılmaz aklıma geldi ve istedi ki bir bayan daha gelsin dedi ama sonra söyledi orada yemek yerken. Ha. Evet. Ama bize güzel yemek yedirdiği gibi Hatay'ın künefesini de yedirdi. İskenderun'un künefesi meşhur biliyorsunuz. Bilmez peynirli. Biliyorum. Peki buyurun. Nedir durumlar? Durumlar birbirimizi biraz uzun tanıyacağız. Yani şimdi nişan falan yok. Eylül'de zaten geleceğim. Eylül'ün ilk haftasında değil mi İsmail Bey? Evet. O zamana kadar birbirimizi tanıyacağız. Eylül'e kadar tanıyacaksınız. Evet çünkü biz ikinci evliliği... Eylül'e çok... 6 ay var daha ne yapıyorsunuz? Ama şimdi ben 6 Haziran'da dönmem gerekiyor Almanya'ya. O arada ben şimdi düşünüyorum ki İskenderun'a gideceğiz. İskenderun'da da kendisi peşime gelecek İskenderun'a. Oradan da kendi memleketini... Sen işi uzatıyorsun ben öyle anladım. Niye öyle oldu? Vallahi ben öyle istedi. İsmail Bey öyle istedi. Dün buradan o el ele tutuşup çıkan çift yok şu an burada. Evet. İsmail abim sen mi öyle istedin? Yani. Efendim? Güzel bir dinle tanıyalım. Anlat diye. Bakayım yok, bir şey var sen bir şeyden mi huylandın? Yok hiç herhangi bir şeyden huylanmadım. Yılmaz Bey falan güzel yemek yedik. Güzel. Yemeği Yılmaz anlatır yemeğin ne olduğunu. Ha. Ben anlatsam yalan olur yani. Niye uzatıyorsun işi bu kadar? Hemen nişanı sözü düğünü yapacağız. Ne bekliyorsunuz siz daha? Yaşlanacaksınız be. Değil mi? Şu an şu gençliğinizin kıymetini bilin. Çok evet. Çok genciz. Allah'a şükür. Maşallah. 63 yaşındayım. Maşallah. Gençsiniz tabii. Ne varmış ki? 3 Mayıs'ta 63'den gün almaya başlıyorum. Maşallah. Bak İsmail abi bir an önce dünya gözüyle evlenmek istiyor. Sen niye 6 ay istemiyorsun? Ben hiç aksatmamışım işte. Değil mi İsmail Bey? Evet. Siz dediniz Eylül'e kadar yani tanımamız lazım birbirimizi. Ben dedim hatta hani bir nişan yapalım mı? Şimdilik dedi kalsın her şey bir arada olsun dedi. Diğer her konuda anlaştınız mı siz? Evet şu anda öyle güzel gidiyor. Nerede yaşayacaksınız evlenirseniz? Fark etmez. Dedi ki Trabzon'da yazın, kışında benim evimde. Sende de oturulacak yani. İsmail abi sen bu işten vazgeçtin mi yoksa devam mı? Ne diyorsun? 6 ay bekler misin? Benim için fark etmez kendisi karar verdi. 6 ay beklemem benim mümkün değil. Mümkün değil. Mümkün değil. Nasıl anlamadım ben şimdi sizi? Ne diyor? Naciye diyor ki İsmail Bey diyor Eylül'e kadar bekleyelim dedi diyor. Sen şimdi diyorsun ki bekleyebilmem mümkün değil diyorsun. Konuşsanıza bir anlaşın ben İsmail anlamadım Bey. Sizi. Siz dediniz ya Eylül'e kadar. Benim için fark etmez yani. Eylül falan demedim. Söyleyen sizsiniz. Efendim? Onu söyleyen sizsiniz. İyi peki şey edelim. Ben Haziran'a kadar buradayım. Bir kısa süre gidip geleceğim. Vallahi siz hep siz konuştunuz, siz söylüyorsunuz. Ne oldu Yılmaz bu aralarında? Yılmaz konuş. Bir mevzular var bir şey. Başta her şey iyi gidiyordu. Sonra? Şimdi Naciye sen dürüstçe söylersin. Naciye ablam birazcık fazla konuşuyor. O beyefendi de biraz sinirli. Sinirden ceketini bile unuttu. Yani biri sinirli, biri öyle olsa madde olmuyor. Madde derken ne konuştu? Para mı? Yok. Para değil. Ben arayı karıştırmayın. Bilmiyorum. Hayır para için konuş. Para sormadım. Ne konuş? Nişanlanma olaylarını, yemek yerkeni. Ben yemek ama şimdi İsmail abi sen çok çabuk sinirleniyorsun. Yani evet. Ben de hatta tepki gösterdim. Bana da kızdı. Dedi sen karışma. Ben karışmadım. Babaanne! Bir sorsana İsmail'e, sinirli mi? Sinirli misin?
Çok sinirliyim babanı. Kaynı olmaz herhalde. Sinirliymiş. Sinirden ceketini unutmuş. Sinirden ceketimi unuttum babanı. Kaçma evladını canım. Oy babanneciğim. İsmail abi. Efendim? Neye sinirlendin ceketini unutacak kadar? Valla... Konuşsana. Bir günlük ömür, 10 günlük ömür bir güne iniyor yani. Ne oldu? Düşünebiliyor musun? Ceketim mekete orada bıraktım gittim. Yani insanın ömrünü mü yiyor demek istiyorsun sen Naciye Hanım için? Ay Naciye'nin bakışına bak kadın şok oldu. Bakın canım. 10 günlük ömür abi bile mi iniyor? Şu yemek üstünde güzel daha bir şey yapalım. Ondan doğrusunu sonra söyleyecek olursa. İkinci evet. Sesi var daha. İkinci olayı var olayda. Olayın. Ne var? Nedir İsmail abi? Anlamadık biz bak. İsmail şimdi Bey, ekran başındakiler de anlıyor. Siz bir şey saklıyorsunuz. Bir mevzu var sizin. Tabii konuşsun yani. Şimdi... Her şey açıkça konuşsun. Konuştuğumuz bir aynı burada nasıl konuştuysak orada biraz değişiklik oldu. Abiciğim konuşsana. Herhalde Yılmaz Bey'in bizimle gelmesi onu biraz engelledi. Aha. Biraz. Değil mi İsmail Bey? Seda Hanım. Evet abicim. Fazla vırvır istemiyorum ben. Benim yaşım 60. Fazla vırvır istemiyorum. İstemiyorsunuz. Bu saatten sonra daha ben kafamı yiyemem. Tabii. Heh. Herkes için geçerli. Ben de huzur istiyorum. Herkes evinde huzur. Ben hayatta maddiyata bilmem şunu çalıştım çalışacak kadar şu ana kadar. Evet. Şimdiden sonra da en kral şekilde. Ne oldu Naciye Hanım senden ne istedi İsmail abi? Şimdi daha doğrusu. Şimdi, daha doğrusu. Beyefendi konuşurken şeyde Yılmaz Bey çok araya girdiği için rahatsız oldu bu 2-4 değil mi İsmail Bey? O seni sinirlendirince biz zaten hepimiz susmak istedik. Ben yani çünkü istemedi ki aramıza girsin. Biz baş başa yani. Daha iyi konuşuruz diye söyledi. Sonra oradan ayrıldı. Bana da kızıyor bir de. Bir yere girdik. Bir yere daha aldı beni kafeteryaya. Orada şey içtik. Ben zalip içtik. İkimiz beraber kendisi. Şey yaptık. Evet ikimiz beraber evet. Her şeyi yoluna şimdi koyduk. Yemek yerken... Benim sensörü elimde resmi evraklarımla beraber. Ne evrakları? Beraber hani boşanmasından tut. Malımızı, mülkümüzü, bilmem şunumuzu. Hepsini gösterdin. Gösterdim. Dedim ben buyum kardeşim. Tamam evet. Güzel. Güzel. Ben istemedim ama kendisi gösterdi. Göstermek tamam. istedi. Olsun göstermiş. Sonra teşekkür ederim. Yemekten çıktık. Yemekten çıktık ama ben yemekten nasıl çıktığımı da bilmiyorum. Bir açtı ağzını. Al gülüm. Açtı ağzını yumdu gözünü. Ben sesimi çıkardım. Kim? Ceketi dahi unuttum ben. Ondan sonra ne dedin Naciye? Yılmaz'ı bıraktık avcılarda. Yılmaz'ı bıraktık avcılarda. Hadi gidelim taksiye bindik. Aldım götürdüm ben bunu yerine bırakayım dedim. Dedim bir dakika biraz daha dedim ben bunu işleyeyim. O da çok sinirlendi. Şeyler kaldı. Bu neden oldu bana bu? Değil, bu bana sinirlenme değil. Niye oldu? Çünkü biraz daha dedim bir bakalım neyin nesi tam bir anlayayım. Otelin üst tarafında kafe var. Kafeye geçtik. Kafeye geçtik. Bundan sonra kafede ikimiz işte, baş başa çok güzel. Yemekteki zaten söyledi. Ben de birinci kat otururum. Üçüncü kat oturmam yani şeyi. Ben de üçüncü tamam. Kat kral dairesi yaptım. Evet. Kendi kafama göre. Üçüncü kat kral dairesi. Senin böyle bir iki üç katlı evin mi var? Bina zaten komple benim. Bina komple senin. Bina komple benim. Tamam komple binan var. Ondan sonra ben de, tamam. Bina komple senin. Yerde otururum. Birinci kat otururum dedi. Tamam. Birinci kat otururum. Bu resmi mi gösterdin İsmail abi? Bina evet. Bu mu? Bayağı bir bina. Kaç katlı? Güzel. Kat. Peki güzel. Ne oldu? Satıyorsun zaten binayı. Ben onu Naciye'nin yeni şey yapmış değil. Ben onu 6 ay önce şey yaptım. Satılık binam. Ben Zonguldak'ta durmayı düşünmüyorum. Siz burada oturmayacak mısınız? Burada nasıl oturacağım? Satılması güvercinler şey yapsın. Benim için ben fark etmez dedim. Orada mı otururuz? Bende mi otururuz? Fark etmez ondan sonra, dedim. Tamam dedim. Naciye Hanım şeyde kafede otelin üstünde kafede kahve içer. Abi bırak yediniz içtiniz oturdunuz hepsi sizin olsun. Kahve içerken. Abi sadene gel. Kahve içerken tam geleyim şeye. Çocuklar dedi bu evden bilmem ne yapar dedi. Dedim zaten eğer sen ölürsen dedi. Bu evden de çocuklar beni yanaştırmaz buraya dedi. Dedim zaten benden dedim o şeyi Naciye, şey yaparsan. Naciye evin birini mi istedin anlamadım. O şeyi dedim girersen benden dedim. Bak, zaten bir... sana bir daire zaten kalıyor dedim. İki tane çocuk var şimdi bende. Şimdi burada üç daire mi var bu apartmanda? Üç daire var. Naciye Hanım dedi ki ben üçüncü katı istiyorum. Sen dedin hayır, birinci... Hayır. Üçte oturuyorum ben. Sen üçte oturuyorsun. Evet. Naciye Hanım ne dedi?
Naciye Hanım, ben birinci katta otururum. Ben birinci katta otururum. Yemekte yani. Söyledim. Oturursak. Onu yemekte söyledi. Hayır hayır. Şeyde, bitirsin. Şeyde, bitirsin. Evlenmeden bitirsin. De, üzerime dedi. Ölmeden de, senden de şey istedim dedi. Ha, üstüme yap demiş. Ha, sen ölmeden. Hayır hayır. Ben hayır, onun için. Üstüme mi alayım dedi. O mikrofonunla oynama. Benim, evet. Benim bak, üzerime yaptığım dedi. Elleme elleme bırak. Noktalar şey yapma bakayım. İsmail Bey. Benim malım mülküm için gelecek kimse şey yapmasın, bak, gelmesin. Bak sizin, ben sabaha kadar uyuyamadım. Sizden öncekinin hiçbir şey, bir şeysi yoktu. Ben bir kahve içmeye bile götürmedi. Ben malım mülküm bana yeter. Siz dediniz ki benim üç dairem var. Senin malın, üçünüzden senin, birer tane malım, düşer. Ben dedim ki mal, bir dakika ben konuşabilir miyim? Ama lütfen Naciye Hanım. Bak ben sabaha kadar uyuyamadım. Böyle çok gelen giden oldu bana. Ev isteyen, bilmem ne isteyen. Ya ben ev istemiyorum. Ben, benim evim var. Şey, benim evim var şey İsmail Bey. Ben, siz dediniz ki iki tane çocuğum var. Bir tanesi size düşer. Ben size, ben size mal istemiyorum. Bak ben size maaşım bir tanesini gider. Türkiye'nin her tarafında benim evim var. Yes. Dedim. Maaşım birisini dedim, gider eve şey yaparım. Sizden, İstanbul'da da lüks semt olmazdı. Bir kenar semt oldu. Ama benim şeyim sen söyle Akdeniz'de veya Ege'de bir kenarda oturmak. Zonguldak'ta ev ne olmuş. Ne dedim ben size, nerede otursanız ben oradayım. Problem değil. Yani şimdi netice ne oldu? Netice oradan güzel ayrıldık hani kafeteryada. Biz baş başa ama iyi anlaşıyoruz dedi. Ama uyuyamamış sabaha kadar İsmail abi. Yok, o şeyden niye uyuyamadı? Parasını herhalde zannetti ki bankadan çekmişler. Kim hayır, çekmişse hayır, onu hayır, anlattı. Hayır, hayır. Sabahleyin zaten, onu anlattınız. Ya sen o işin hikayesi. Ne olmuş ya? Şimdi İsmail abi, Naciye'ye sen geldin. Ben geldim de... Geldin. Çok da güzel anlaşarak ben... çıktınız buradan biz dedik. Evet. Çok sevindik. Bu düğün burada yapılır kişiyle, dedik. Kişiyle görüşmedikten sonra belli şeyler anlaşılmıyor. Ve dışarıdan hani sadece göz gözü görmekle herhangi bir şey olmuyor. Ama konuşup kaynaştıktan sonra bazı şeyler işleniyor yani. Peki İsmail abim, Naciye biraz önce dedi ki Eylül'e kadar birbirimizi biraz uzun tanıyacağız evet. dedi. Evet. İskenderun'a gelirim dedi. Bunlar Naciye Hanım'ın şeyleri. Beni bırakmamak için Naciye Hanım'ın olayları bunlar. Sen bırakmamı mı istiyorsun? Konuşur musunuz? Ne? Ben katliyen bırakmam. Allah aşkına efendim? Konuş. Hepsini katliyen konuş. Bırakmam. Hepsini konuş. Ölüyorum Naciye için. Öyle mi ya? Efendim? Ölüyorum Naciye için. Katliyen bırakmam diyor. Beni bırakmayacak mıymış? Ha. Ben gittiği yere ben razıyım. İster Zonguldak'ta olsun. Ben arada bir Trabzon diyorum, karıştırıyorum. O diyor ki Trabzon nereden kaldı? Ben de diyorum ki özür dilerim. Hani karıştırıyorum. İşte buyurun, Zonguldak dedim. Bu niye böyle yapıyorsunuz İsmail abi? Çok ayıp ama. Çok ayıp. Hayır. Benim bir günü gömrümü 10 güne çıkaracak hanımlardım. Ben o veterinerde de bilmiyorum veterinerde şey yapıldı mı? Bir elmanın yarısı ben yarısı sen olmamak lazım. Yılmaz Bey konuşsun. Yılmaz Bey konuşsun. Seda abla, bence ben buradaki hanımefendilere hepsine söylüyorum. Eğer sinirli bir beyefendi karşısında varsa onunla evlenmezsin. Saniyede değişiyor. Çünkü ben oradaydım. İsmail abi, o Naciye abla onu Zonguldaklı olduğunu bilmiyordu. Trabzonlu olduğunu biliyordu. Durmadan Trabzonlu diyordu. O da ona kızıyor. Yani. Niye sen öyle diyorsun? Yoksa hiçbir zamanda... Zonguldaklı değil misin? Trabzon, İkisi de yaşlıdır. Yani İsmail abi sonuçta diyebilir yani sana Trabzon. Yani kızmayacaksın. Bayağı sonuçta, sinirlendi, kalktı. Yani eğer ısınamamışsan ısınamadım der. Şimdi öbür taraftaki... Ama ben taraf tutmuyorum. Senden ayrıktan sonra olan meseleleri anlat. Hayır taraf tutmuyorum. Sonra ev meselesi olmuş. Şimdi bana da kızdı İsmail amca. Yok, şimdi yok. Geldiler bana sordular. Kafede biz işte Yılmaz Bey sizi Show TV'de görmüşüz. Ben tamam dedim Show TV'ye çıkmışız. Bana kızıyor diyor niye söylüyorsun? Ne var bunda ya beni görsünler. Çok her şeyi... Yani sen çabuk kızıyorsun amca. Tanıyorlar onu canım. Çünkü hanımefendinin hiçbir suçu yok. Ya niye ona diyorsun böyle konuşma ya öyle değil mi lütfen? Yani çok karşında sürüldü. Bir hanımefendi öyle bir şey de konuşmadım işte görsün ama yani ona neden öyle diyorsun? Sonuçta onu kırıyorsun öyle demeyeceksin yani ne demek yani bir bayana böyle yapmak. Ben aferin şahsen ya. Üzülüyorum sana öyle demeyeceksin. Doğru diyorsun. Ya peki, öyle deme yani karşında İsmail bir hanımefendi. İsmail abim tamam sadede gelelim ben artık. Ben tavuğumu dinlemek istiyorum. İsmail abicim Naciye Hanım'a sen talip olarak geldiğin için ben sen bu işe... hayır bitti mi diyorsun? Bitti diyorum. Bitti diyorsun. Talipliğini geri mi çekiyorsun yani? Ben, çünkü kararı o verecek. Ona soracağız şimdi. Kabul ediyor musun etmiyor musun İsmail Bey diye ona soracağız. Sen talip tamam, geldin mi? Tamam ben o kabul etse de ben etmiyorum. Peki yorum yapmak istiyorlar tribünden. Türkan bir şey söyleyecek. Söyle tatlım. İsmail Bey az önce dediniz ki ben
Naciye Hanım'ı bırakmayacağınız dediniz. Ölüyorum onun için, bırakmayacağım. Aynen. Dedi. Artı bir de eski eşiniz Trabzonlu muydu? Yani onu bir acı mı var sizde? Yok, hayır. Eşim Trabzonlu. Sadece şaşırdığımdan çok yani, kararsızsınız. Herhalde evet, akşam kararsız. Uyumamışsınız ya, ilaçlarınızı da almamışsınız. Peki Döne bir şey söyleyecek. Hoş geldiniz İsmail Bey. Ben Naciye teyzeyi tanıyorum. Hı. Hemşerimdir aynı zamanda. Evet, tamam, olabilir. Çok şakrak bir kadındır. Yani sinirli değil, çok da konuşan bir kadın değil. Sadece aynen. Ne istediklerini anlatmak istemiş. Evet. Yani siz de sinirli bir yapıya sahipsiniz. Zaten Naciye teyze yapamaz sizinle. Evet, böyle işaretler yaptı, kavga yani, etti restoranda. Hani çok sinirlenmenizin bir anlamı yok. O mal mülkte değil Yılmaz'dan yani. Ben size korktuk, söyleyeyim. İşte Yılmaz onu peki, götürdü. Döne Ediz'e ver. Al Ediz mikrofonu. Hoş geldin İsmail abi. Biz de sabah daha programa gelmeden önce Seda abla dışarıda konuştuk Naciye ablayla. Olumlu, gayet güzel konuşuyordu. Ama şimdi abi burada bir kararsızlık var. Ben anlamadım. Evet. Aralarında başka özel bir konu mu? Yani bir tartışma mı oldu? Bilmiyorum. Yok. Ama yani Naciye abla gibisini bence bulamazsın bir daha. Öyle düşünüyorum. Hani giderse şansın çok düşecek. Her şeyin hayırlısı. Amin. Emine yorum yapmak ister misin hayatım? Ne diyorsun? Peki. Evet. Tabii ki böyle bir şey beklemiyorduk şu an. Beklemiyordum, ben de beklemiyordum. Burada konuştuğumuz gibi hiçbiri aslı değil. Bana diyor ki, daireden bahsetme dedim. Ben çok zengin bir bayandım. Ben sadece sizin nerede yaşamanızı bana söyleyin, ben evet. Ona razıyım. İskenderun'dan çıkmak istiyordum. Bana dedi ki, öyleyse Trabzon'da yaşarsak çok iyi olur dedi benim için. Tamam dedim, oranın havası da güzel, tabiatını çok güzel. Güzel. Seviyorum orayı ben. Tamam demiş İsmail abi. Bu sefer İsmail dedi abi. Ki, yazın dedi sizde geçeriz, kışın kışın öyle bizde. Öyle dedin biraz önce. Evet, yazın da orada. Ama beyefendi öyle bir sinirleniyor ki Seda'cığım. Neye sinirleniyor anlamadım. En ufak bir şeye mesela diyelim ki konuşmada ama hata oldu. Diyelim ki Trabzon'dan Zonguldak'ı karıştırdım. Ya nerede bu Trabzon'u çıktı? Nerede bu şey yapıyor? Restoran gibi bir yerde ben öyle katıştırdım. Yani ben tanınmış bir bayanım. Ben de bir iş kadınıydım. Peki Murat bir şey ekleyecek. Ben şimdi dün akşam... otelde İsmail abinin yanında şöyle bir odasına girdim. Saat 10.30 civarlarıydı. Nasıl abi, olumlu mu dedim. Evet, her şey güzel dedi. Bu saate kadar dedi, daha hiç aramadı beni dedi. Başka bir şey var diye düşünüyorum. İkisi de çok olumluydu. İkisi, yani bir tanesi gurur yapıyor mu? Hangisi gurur yapıyor onu anlayamadım daha. Ben ona kadar zaten beraber kahve içiyorduk değil mi? Konuştuk konuşacağımızı. Ben de dedim artık başımı yıkadım yattım. Hani peki yeter, bu kadar konuştuk. Evet. Bir daha birbirinize bir son dönün. Evet. İsmail abi son İsmail Bey, bir konuşun mu? İçeride de dediniz ki ben çiçeği unuttum. Heh. Ben anlayamadım sizi. Biraz sen evvel içeride... Sen niye çiçek almadın dedim. Bana ay da ben Rabbi. Unuttum dedim yani. Ay ay. Bak uzatmayacağız. Hani olmadı. Naciye Hanım o zaman kararı alalım. Sizi, evet karar çünkü alalım. Çünkü siz Eylül'e kadar devam falan dediniz ya. Evet, kendisinin sözlerine göre benim için ay. Fark etmez. Benim için ay, hiç fark etmez. Devam dedi ben, ama Naciye Hanım evet, ben yani öyle bir şey bekledim ki dünkü konuşmaları o kadar net ki orada restoranda yaptığı hareketler zaten beni ve Yılmaz Bey'i üzdü. İşte ben açık konuşuyorum. Peki fakat, sonuca gelelim. Sonuç evet. Nedir cevabınız? Nedir, benim böyle sinirli insanlarla yaşayamam. Teşekkür ederim, ben sinirliyim. Peki efendim, sizi şöyle alıyoruz, kısmet tamam. Hayırlısı. Farklı adaylarla devam. Şöyle. Peki. Oğuz şimdi ne yapacak? Seda Hanım, ben konuştuğum gibi hani kimseye talip olmam. Bir de tamam hani hoşlanıyorum ama. Güzel'e evet mi diyecek? Konuştuk, görüştük. Ha. Evet. Ya tanıdıktan sonra aslında birçok şey siliniyor aklımdan. Yoksa yola Gözde'yle mi devam edecek? Hani evlilik adına sanmıyorum yani öyle bir şey olacağını. Az sonra canlı yayında. Evet, ve geliyoruz sıradaki buluşturmaya. Bakalım yeni bir buluşturma var. Zeynep geliyor. Buyurun. Ayda yılda bir olsana muhakkak ayar. Azıcık zamanından ayırdan. Öldüm mü kaldım mı diye sorar sıra. Adımı kalbine yazdığı unutma. Evet, Recep'in talibini hemen davet edelim. Pardon, Zeynep'in talibini hemen davet edelim. Recep geliyor efendim. Buyurun Recep Bey. Abi Recep'im sana da öreyim. Filmlerden daha güzel. Teşekkür Esra değil Seda. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Çok teşekkür buyurun, ederim. Buyurun efendim, hoş geldin. Recep Bey hoş geldin. Merhabalar. Merhaba. Cümleten selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz selam efendim. Recep abi. Hoş bulduk. Recep abi yaş kaç? 46 diyelim, 45 de.
47 değil değil mi? 40. Yok, 45 aslında da 46 diyorum ben. Çünkü yanlış söyleniyor yaşlar. 65 doğumlu musun? 70. Pardon, 70 doğumlusun. Peki tamam. Buyurun birbirinize dönün. Konuşun. Merhaba, bakalım. Hoş bulduk Sayın. Kendinizi bana biraz tanıtır mısınız? Tanıtayım. Ben devlet memuruyum, evet. Ekonomistim. Bir evlilik yaptım. 2 tane oğlum var. Annesiyle kalıyorlar. Oh, büyük mü çocuklar, küçük mü? Büyükler. Kaç yaşında? İkisi de üniversiteye gidiyor. Biri inşaat mühendisi, biri maşallah. Bilgisayar mühendisi olacak. Oh, maşallah. Bravo. Devam edin. Ondan sonra ev kendimin. Hatta söylenmez ama neyse söyleyeyim burada çünkü öyle şeye söyleyin olsun. Önem veriliyor. 3 tane evim var. 3 eviniz var. 3 evet. Dairem var. Siz ekonomist miydiniz? Devlet memuru ne yapıyordunuz? Evet, ekonomistim. Güzel. Ekonomi mi okudunuz? Ticari ilimler akademisini bitirdim. Maşallah. Ankara Gazi'ydi. Şimdi Ankara Üniversitesi'ne bağlandı. Güzel. Bir de Konya Selçuk Üniversitesi elektrik bölümü bitirdim. İki üniversite okudunuz evet, siz. Evet, iki üniversite bitirdim. Çok. İki çok üniversite, iyi. 3 ev. Yani özet olarak şey yaptım. Peki, buyurun. Buyurun. Yani bu. Bayandan istediğim şey bir evlilik yaptım. Mimar Sinan İstanbul'daki Süleymaniye Camii yaptığında demiş ki çıraklık dönemime ait. Evet. Edirne'deki Selimiye Camii yaptığında da ustalık devrimi demiş. Evet. Ben de birinci evliliğimi çıraklık, ikinci evliliğimi ustalık dönemini kabul ediyorum. Ustalık. Birinci evliliğimden çok büyük dersler çıkarttım. İkinci evliliğimde kesinlikle o hataları yapmamaya çalışacağım, özen göstereceğim. İnşallah. Zaten isteyeyim bayağı. Çalışmak istiyorsa ayrı. Çalışan bayan istemiyorum kesinlikle. Kapıyı, anahtarını açmayacağım artık. Ha, artık. Çalışan bayan mıydı ilk eş? Çalışandı. Hmm. Kapıyı açtığımda çocuk sesleri gelmeli. Heh. Yemek kokusu gelmeli. Kapıyı açıp hoş Allah lütfederse demek. Bir de çocuk verirse kız olsun istiyorum. İnşallah. İki tane oğlum var çünkü. Peki efendim Zeynep'e söyleyin bunları. Buyurun efendim. Adını da İstanbul koyacağım. Buyurun efendim. Zeynep kızın adı da İstanbul. Okan Bayılgen'in kızının adı İstanbul değil mi? Vallahi dinlemedim. Ben de 31 yaşındayım. Bir evlilik yaptım. 10 yıl sürdü. Anlaşamadık. Ayrıldım. Ailemle yaşıyorum. Bir tane oğlum var 12 yaşında, babasında, bende değil. Başka yok çocuğu. Hayır yok. Benim için... Sormak uygun. İstediğiniz bir şey var mı? Ne kadar süreli evlilik yaptınız dedin? 10 yıl. 10 yıl. 10 evet. Gün mü? Oğlunuz kaç yaşında? 12 yaşında. Yani 10 yıl sürdü, anlaşamadık, ayrıldık. 3 yılda ailem yani toplam babası 13 yıl. Babası da kalıyor öyle mi? Ha evet. Ben niye babasından kalıyor, size kalmıyor? Ben zaten yanımdaydı, yeni verdim. O tarafı tercih ettiği için babaanneye... Yani velayet babasından. Ha velayet babana. Babasına niye verildi velayet? Anneye verilir genelde. Öyle yani babasına daha çok düşkün olduğu için o tarafı tercih etti. Ben de hani... Hakim veriyor canım. Peki biraz konuşun evet. Kendi aranızda. Efendim ekran evet. Başındaki değerli izleyicilerimiz. Dün canlı yayına bahar için çiçekler geldi. Talibi az sonra burada olacak. Gelmiş ha. O çiçekleri Uğur Bahar'a takdim etti. Buradaymış İçinde Bahar. De çok güzel bir not vardı. Birazdan o beyefendi kim? Göreceğiz canlı yayında. Ve Oğuz'la Güzel'in kararları ne oldu? Ama önce reklamlar. Oğuz şimdi ne yapacak? Seda ben konuştuğum gibi hani kimseye talip olmam. Bir de tamam hani hoşlanıyorum ama... Güzel'e evet mi diyecek? Konuştuk, görüştük. Ha. Evet. Ya tanıdıktan sonra aslında birçok şey siliniyor aklımdan. Yoksa yola Gözde'yle mi devam edecek? Hani evlilik adına sanmıyorum yani öyle bir şey olacağını. Az sonra canlı yayında. Bahar'a çiçek sürprizi. Bahar Hanım'a çiçek. Buyurun Bahar Hanım. Naim stüdyoya gelecek mi? Seninle bir ömür boyu mutlu olmak istiyorum. Benimle bir ömür boyu var mısın? Saygılarımla Naim. Az sonra canlı yayında. Evleneceksen gel. Evleneceksen gel. Evet, evleneceksen gel devam ediyor. Bakalım birazdan neler olacak efendim. Evet, Recep ve Zeynep'in görüşmesi. Seda Hanım ben yorum almak istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim Seda Hanım.
isim karışıklığından dolayı olabilir, özür dilerim. Çünkü mesai bitiminden çalıştığım için. Anladım. Olsun. Önemli değil. Önemli mesai değil. Evet, yorum alıyoruz. Önemli değil Recep Bey. Kim yorum yapacak? Buyurun Hakan. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya size bir şey diyeceğim de kusura bakmayın. Galiba siz programı izlemeden geldiniz. Neden? Yani bakıyorum evet. Yani yaş kriterleriniz olmadı yani. Zeynep Hanım daha küçük duruyor. Evet yani doğru haklısın. Tabii yani. Zeynep kaç yaşındasın? 31. 31 beyefendi de 46. Ama bence programı izlemeni istiyorum. Yani. Yani olmadı yani. Ben bakıyorum oyun göstermedim yani. Ha. Dinlemeden ama olumsuz yani ben doğru. Bunu peki. Söylüyorum. Çocuğum Mustafa geçmiş olsun. Sağ olun Seda Hanım. Çok ateşi var çocuğumun. Dün biraz terledim de geçti galiba. Biraz az bir şey kaldı da. Işte, grip olmuşum. Duramıyorum. Öncelikle beyefendi hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Zeynep Hanım siz de hoş geldiniz. Yaş farkı var. Tabloyu ben olumsuz görüyorum. Hanımefendi de olumsuz karar verecek. Bana öyle geliyor. Aynen. Peki. Başka Oğuz bir şey söyleyecek. İlk öncelikle beyefendi ben de hoş geldiniz diyorum. Karşınızdaki Zeynep Hanım şöyle söylemem gerekirse. Kendi yaşlarına göre bir insan arıyor. Size onu dinlemeden gelmişsiniz. Bunun farkındayım. Yarın. Bir de şöyle bir şey sözümü bitirirsem sevinirim. Sözümü bitireyim ondan sonra siz istediğinizi söyleyin. Ben de sizi dinlerim. İkinci olarak Zeynep Hanım'ın kriterleri farklı bir insandı. Yani anlatış tarzı. Belki siz onu dış görünüşüne göre gelmişsinizdir. Bunu bu şekilde söyleyeyim. Kraker mi? Kraker demedim. Kraker demedim, tamam. Şimdi yaş konusuna gelince, yani yarına çıkacağımızın garantisi yok ki. Evet. Rukiye'cim bir şeyler söyler misin tatlım? Oğuz ver, Rukiye'ye ver yanında. Heh. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani bence olumsuz yani bu tablo. Bence de olumsuz zaten. Niye? O zaman niye geldiniz? Bilemedim mi 31 yaşında olduğunu? 31 yaşında olduğunu bilmiyordunuz. Evet, bilmiyordum. Yoksa ben yani kabul etmem. Yani siz yani televizyonu izlemeden mi geldiniz? Hanımefendi ben dinlemiyorsunuz galiba. Çalışıyorum. Bu programın olduğu saatlerde dairedeyim. Dairede hanımefendi. Ha. Devlet memuru. Ama siz bu kadar söyledikten sonra Zeynep kabul edecekse de etmeyecek artık valla. Edecek olsaydı ya Zeynep etmezdi. Hanım ilk başta söylemişti. Ben aşık olmak istiyorum. Sevmek istiyorum. Zaten önce de biri gelmişti. Mustafa'nın ateşine bakacağım. Durun. Şuradan bir. Mustafa kaç vallahi derece ateşi? Vallahi yüzü kızardı çocuğun ya. Günah. Dün var ben de yayından ateşi? Sonra. Ay hadi git ya. Çok şeyi var. Ateşi var. Çok mu ateşi var? Hastane. Durabilir misin Mustafa yok, bugün? Yok annem. Durabilirsen. Baksana ateşi var çok. Hayır durabiliyorsa dursun. Duramıyorsan. Vallahi dün de ben yayından sonra böyle oldum. Gene ateşim çıktı. Git bir baksınlar annem. Doktora gittin mi? Doktora. Oğlum programı bekleme. Burada doktor olan var mı aranızda? Adaylar aranızda doktor var mı? Veteriner var. Yok. Veteriner olmaz. Veteriner olmaz. Tövbe ya doktor. Abi. Biliyorum özel veteriner olmaz. Doktor canım. İnsan için. Mustafa bu. Peki Mustafa eğer çok kötü hissedersen söylersin. Cumartesi, pazar günleri belediyelerin sanat müziği, evet. Halk müziği korolarına katılıyorum. Kolist, solist olarak ne güzel. Katılıyorum. Müzik ne güzel. Her şeyim. Keman çalarım. Neyi çalarım. Helal olsun. Sanat müziğini. Bak ne renkli adam. Çok donanımlı biri bak. İki üniversite. Sanat müziği okurum diyor. İki üniversite bitirmiş. Devlet şarkı memuru. Şarkı söylerim. Keman çalarım. Eşim sonra çalışmayacak. Eşim çalışmayacak. Çalışmayacağım. Prensesler gibi bakarım ona diyor Zeynep. Evde pırıl pırıl. Yok Zeynep Hanım olmaz artık. Ha. Öyle mi? Sıradaki adaylar için mi konuşuyoruz? Dur bir söylesin belki sonra, olur diyecek belki kız. Belki kabul edecek. Ben kabul peki, edeceğim. Peki karar anı başlasın. Tatlım. Beyefendi buraya kadar geldiği için gerçekten çok üzgünüm ama kararım olumsuz. Peki efendim. Benim de olumsuz zaten. Peki buyurun efendim olumsuz. Şöyle alıyorum. Farklı adaylarla devam ediyoruz. Devam edeceğiz efendim buyurun. Efendim yeni bir buluşturma Ayşe geliyor. Aynalı körük olmazsa ben gelip gitmem. Hoş geldin Ayşe. Merhabalar. Talibim varmış Ayşe. İyiyiz, sağ ol. Sen nasılsın? Ay Uğur. Kim geliyor? Davet edelim mi? Siz bilirsiniz. Edelim. Peki Ayşe'nin talibini davet ediyoruz. Erdal Bey geliyor efendim. Buyurun. Hür doğdum, hür yaşarım. Kim beni
Bu iş olur Ayşe. Fazla işi yokuşa sürme. Merhaba Şahin'im. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun, teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun, eksik olmayın. Nereden katılıyorsunuz? Ben İstanbul'dan geliyorum, Fatih'ten geliyorum. Evet. Aslında biraz Siyirtli'yim. Yüksek sesle Erdal Bey. Fatih'ten geliyorum, İstanbul. Evet. Aslında Siirtliyim. Evlendim, ayrıldım. 10 yıl oldu oralı. Çocuk var mı? Çocuk var. İki kızım, bir oğlum var. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Oğlum makine mühendisliğini okuyor Sakarya Üniversitesi'nde. Biraz yüksek sesle. Oğlum Sakarya Üniversitesi'nde makine mühendisliğini okuyor. Oh, evet. Ne kadar güzel. Kızlarım da annemin yanında. Ben bir yıldır gelmişim İstanbul'a. Kızlar ne yapıyordu, duyamadık onu Erdal'ı. Kızlar okuyorlar Uğur Bey. Lisede mi okuyorlar? Lisede, biri lise, biri orta. Oh. Sizinle mi kalıyorlar? Okuyorlar işte. Evet. Allah bağışlasın. Sağ olun, Allah razı olsun. Ne kadar oldu ayrılalı? 10 yıl. 10 yıl. Evet. Hani sizi takip ediyordum. Evet. Ağır başlı. Oturaklı bir bayansınız. O yüzden talip oldum. Erkek kuaförüyüm. Teşekkür ederim. Teşekkürler, sağ olun. Kuaförde çalışıyor musun Erdal abi? Dayım oğlunla birlikte çalışıyoruz. Dayının evet. Oğluyla beraber? Evet. Kuafördesin. Evet. Evet. Aileniz biliyor mu? Biliyor. Beni tercih ettiğinizi. Konuştum annemle. Biliyorsunuz değil mi? Benim de bir oğlum var. Evet. Biliyorum. Takip yanımda ediyorum. Bir de evet, kızım takip var. Takip ediyorum sizi. Yani... İstanbul'da mı yaşayacaksınız? İstanbul'da yaşayacağım evet. Artık kısmet. Özel olmazsa bir şey sorabilir miyim? Ayrıldınız değil mi siz? Ayrıldım. Üç çocuğunuz var. Üç çocuk. Çocuklar bende. Evet. Ya pısır pısır konuşmasanız bir ses konuşur pısır pısır. 11 yıl sürdü. 11 yıl sürdü. Sebep neydi? Vallahi sebep... Hani sebepler şiddeti geçmişlik. Şimdi sormazdım da hani üç çocuğunuz olduğu için hani... Evet. Çocuklar için belki evet. Hani yuva tutulur derler de hani büyük bir sebep mi var onu merak ya ettim. Sebep hani onu ileride konuşursak size anlatabilirim. Kendisi evlenmiş yani 5 yıldır evli. Evet. Eski eşim. Hani çocuklarla irtibatı yok. Çocuklardan çocuklarla geçme. İlgisi yok. Evet, ilgisi çocuklar yok. Sizi sorumluluğunuzda. Evet. Evet, biraz konuşun. Yeni arkadaşlarımızı tanıştırıyoruz. 60 yaşında bir evlilik, çocuk yok. Mine geliyor. Hoş geldin şöyle ortamıza. Kendini tanıtır mısın hayatım? Hoş bulduk Seda Hanım. Bu arada ben bütün izleyicilerimi ve buradaki olan konuklarımızın Regaib Kandilini kutluyorum. Evet, hayırlı kandil. Hayırlara vesile olsun. Hayırlı kandil. Amin. Efendim ben İstanbul'dan katılıyorum. Evet. 60 yaşındayım. Maşallah. Hiç göstermiyorsunuz. Kısa bir evlilik yaptım. 4 aylık bir evliliğim kaç oldu. Kaç yaşındaydın o evliliği yaptığında? Ben 36 yaşındaydım. Niye o kadar az sürdü? Ne oldu? 4 ay sürmüş. Evet, çünkü Seda Hanım, ben güzel bir yaşam tarzım vardı. Yaşantım vardı. Yani evliliği o durumlarda şey yapmadım, düşünmedim. Sonra tabii ki ailemin isteği üzerine, hadi kızım bir yuvan olsun diye. Tabii bir komşuların bir görücü usulüyle oldu bu daha doğrusu. Öyle bir tanışma sürecinde... Yani 2 ay içinde hem düğünüm hem nişanım oldu. Ama akabinde 4 ay sonra da ayrılmak zorunda yürümedi, kaldım. Yürümedi. Tabii yürümedi. Yani çok özel değilse nedeni nedir mesela? Çok özel değilse tabii ki. Yok, çok özel bir şey değil. Anlaşamazdık. Yani bir fikir uyuşmazlığı. Tabii bir uyuşmazlık var içinde. Evet. Ben biraz çok bir hareketli, çok yapıcı bir stil olduğum için. Anladım. Gelen kişi beni taşıyamadı. Yani bu yönden bir de ailemin desteğiyle birlikte tabii ki. 60 yılda 4 ay çok az olmuş ama evlilik süresi. Tabii ki. Yani bu şimdi fikirler hani bir de derler ya ten uyuşmazlığı derler. Yani bunun gibi şeylerle maalesef ailemin şeyiyle tabii ki yürümedi. Peki Mineciğim, şimdi senin için kimler gelsin? Kaç yaşında olsun? İşi gücü ne olsun? Emekli mi olsun? Tabii. Ben 55-60 yaş arası. Kendisini taşıyabilen, nerede ne yapmasını bilen ve İstanbul'da olan adaylarımı istiyorum. Çünkü ben düzenimi kurmuş bir bayan olarak gelen kişimi de aynı o şekilde istiyorum. Yani yaşamayı seviyorum.
Ve ben bir sene önce annemi kaybettiğim için Allah rahmet eylesin. Yalnız başıma kaldım, yalnız yaşıyorum. Peki. Çok bir zor bir olay. Evet. O nedenle ben evliliği ve sizleri düşündüm. Peki, çok peki. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Şöyle alıyoruz Güneş'im. Evet, sırada bir yeni adayımız daha var. 33 yaşında bekar Nurcan geliyor. Buyurun. Açılmıyor, açıldı. Gel Nurcan. Nereye gittin? Nurcan. Evet, evet. Tamam. Nurcan istemiyor çıkmak. Bir şey söyleyeceğim. Oraya kadar gelmiş, çıkmak mı istemiyordu? Kapıdan çıkmak istemiyor. Nurcan gel. Uğur git kucağına al, gel. Koş. Kucağıma alamam da. Koş. Bir ikna etmeye çalışayım. Hadi. Hadi Uğur. Nurcan. Ay, kim geliyor? Çok merak. Nurcan. Nurcan. Gel. Nurcan ya gel. Kız gelsene. Gel bir şey, gel. Gel ben yardımcı olacağım sana, heyecanlanma gel. Coşkun oku, kurban olduğum gel, gel, gelsene. Gel. 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 Kurban olduğum gelsene. Ölmeden gelsene. Olur şöyle. Böyle heyecan, hepimiz heyecanlanıyoruz. İnan bak biz kaç senedir çıkıyoruz o kapıdan, her seferinde heyecanlanıyoruz. Yakın tut. Hoş geldin Nurcan. Hoş bulduk, teşekkür Kendini ederim. Kendini tanıtır mısın hayatım? 33 yaşındayım, bekarım. Hasta bakım teknisyeniyim. Çok evet. Güzel. Bak, şu an çalışmıyorum. Evet. Evet, kimler gelsin senin için Nurcan'cığım? Sen hiç evlenmedin. Mesela gelecek olan da hiç evlenmemiş mi olsun? Çocuğu olmadığı sürece fark etmiyor. Hı hı. Kendini bilen. Evet. Kendini bilen. Sorumluluk sahibi. Yaşın, mantıklı. Yaşın olsun. Yani 27-35 yaş arası. Olsun. O kazulet gibi telefon niye elinde senin? Telefon mu bekliyorsun birinden? Bir de büyük ki kazulet gibi. Birinden telefon bekliyor herhalde. Yok çıkmayacağım diye hani. Çıkmayacağım diye. Telefonumu aldım gidiyordum diyorsun ha? Niye kaçtın kapı açılınca, utandın mı? Ya ben çıkmak istemiyordum aslında. Yani seyirci olarak. Ama bak bütün arkadaşların, bütün çevren senin evlenmeni istiyormuş. İlla Nurcan evlensin. O da artık evlilik mürvetini görsün, mürvetini görelim diyorlarmış. Hı hı. Büyükler demiyorlar mı? Yani diyorlar ama. Diyorlar değil mi? Ben şu an hazır hissetmiyorum kendimi. Aa, sen hazır hissetmiyorsun. Hayda. O zaman niye geldin? Çıkmayın. Allah elini versin. Ben seyirci olarak katılmak için gelmiştim. Ama. Yaka kartını takmışsın, arkaya geçmişsin. Çok baskı altında. Peki o zaman şöyle yapalım. Sen yine biraz otur istersen seyirci olarak. Ne zaman kendini hazır hissedersen o zaman ben de evleneyim de. Tamam. Büyüklerin, kimse seni zorlamayın arkadaşlar, büyükler. Türkan seni tanıdığın mı? Niye utandı? Evet, Türkan'ın tanıdığıymış bizim. Benim tanıdığım Türkan polis abla. Arkadaşımın evet. Yeğeni oluyor kendisi. Şey yapmayalım. Normalde misafir tanıdı. Olarak gelmişti. Evet. Ben ona böyle bir şeylik yaptım. Evet yani. Ha, onun haberi yokken dedim Aydoğan Bey'e. Niye bu kadar evlenmeni istiyor bütün ablalar, arkadaşların senin? Kurtulmak mı istiyorlar senden? Muhtemelen. Hayırlı bir nasip olsun diyoruz. İnşallah. Peki Nurcan, şöyle alıyoruz tatlım. Peki. Seni. Mikrofonu da verelim. Türkan, Türkan mikrofon elindeyken kendini tanıtır mısın hayatım? 47 yaşındayım. 47 evet. ile 55 yaşlar arasında adaylarımı bekliyorum. Ayrıca ben pazartesi günü evet. Burada evet. Ekranda bir beyefendi gelmişti. Sözde benim ha. için uzaya gidecekti. Kararı. Evet. Kararı. Ama o kadar neşeli mi diyeyim artık, düşünceli mi beyefendi? Neydi? Yağmur yağıyor diye 3 gündür yayına gelemiyor. İsmi neydi onun? Mehmet. Uzaya gitmiştir belki. Kesin füzeyi için. Taktılar ona. Bir uçtu, bir daha yok. Böyle dengesiz bir adamla da ben istemem yani. Cevabı önce olumsuz. Olumsuz tabii ki. Taliplere seslen Türkan'cığım. Uzaya gitmeyen, sürekli yanımda kalabilecek. Benimle beraber yürüyecek adam gibi adam istiyorum. Efendim Türkan Hanım İnşallah. Biliyorsunuz polis emeklisi. Çok seviyoruz onu. İnşallah hayırlısıyla iyi bir İnşallah. Kısmetiyle evlendirip göndereceğiz Türkan'cığımı da. Ayşe, yorum istiyor musun? Evet istiyorum. Kimlerden?
Muazzez abladan istiyorum. Muazzez, mikrofonu Muazzez'e yollayın. Ediz'den istiyorum. Muazzez'im. Muazzez abla, o da arkadaşın herhalde. Evet. Beyefendinin adı neydi? Erdal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk teyzeciğim. Eyvah. Bir çay kahve için Ayşeciğim müdürüm. Müdür mü Ayşe Hanım? Bir çay kahve için. Yakıştılar ama. Beş dakika mi? Birbirinizi bir tanıyın. Hemen sandalyede karar vermeyin lütfen. Evet. Müdür bir diyor. Beş dakika çıkın. Bir birbirinizi daha güzel olmazsa o zaman şey yaparsınız. Peki. Benim şeyim bu. Mikrofonu Mahmut'a verin arkaya. Mahmut bir şey söylemek istiyor. Mikrofon var, mikrofon var. Hoş geldiniz Erdal kardeşim. Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkürler. Ayşe Hanım yüzünüz gülüyor. Benim hep güler. Yüzünüz gülüyor. Çaya çıkacağınızı sanıyorum. Buradan sizi çok seven arkadaşlarınız da beyefendi geldiği zaman Erdal Bey mırıldandılar. İlk defa Ayşe Hanım'ın istediği birisi geldi. Yakışıklı birisi geldi dediler arkadaşlarımızla. Evet, ben çaya çıkacağınızı sanıyorum. Yakışıklı canım bir şey dediğinizi. Yani tanıyacağınızı peki, sanıyorum. Mahmut abinin hemen arkasındaki Edis. Hayri abiye gözüm ilişti. Hayri abi yine kucağında kocaman bir saksı çiçekle oturuyor. Ben onu beyefendiye bir şey sorabilir, söyleyebilir miyim? Hayri abi. Bir dakika. Efendim? Geliyor geliyor çiçekleri burada çürütüyor gidiyor. Hayri abi gidiyor. Çiçeğini bir göster. Ya önemli değil, ben nasıl olsa ben elinden alıyorum bunu. Göster, çiçeği göster. Çiçeğini bir kaldır havaya çiçeğini. Ya sen gene çiçekle geldin. Önemli değil ya. Şimdi gene tribünde. Ben meşgul ama ben ne yapayım? Bir dakika, o hanımefendi burada mı şu an? Meşgul şu an yine. Gene mi meşgul? Hayda. Hep meşgule bağlı. Yani bir türlü boş zamanı yakalayamadık Hayri abim ya. Nasıl meşgul Hayri Bey ya? Ben Hayri amca şey diyorum sana ya. Yok lütfen. Belki seni kastetmemiştir canım, öyle şey yapma. Lütfen Ayşe. Ya. Hayri abi ne zaman kucağında çiçekle gelse çiçeği getirdiği hanımın bir görüşmesi oluyor. Meşgul oluyor yani o gün. Ya telefon ettim, cevap vermiyor onun için. Kime telefon ettin? Ya cevap vermiyor şu an. Telefon et sana. Telefon nereden? Hayır canım, bana kim nereden telefon ettin ya sen? Ya sizin ne alakası var hocam hanımefendi ya? Lütfen Hayri amca, bir daha lütfen. Bir daha. Hayır. Bak ben amca diyorum sana, sen bana ya sizinle bir alakası yok hanımefendi. Lütfen. Sizinle bir alakası tamam, yok. Çiçeklerin için teşekkür ederim ama bunu da kaldıramam yani, dakika, lütfen. Ayşe dur. Sen Ayşe'ye mi talipsin yoksa başka birine mi? Ya boş ver, kalsın. Efendim? Bende kalsın bu. Sende kalsın. Ayşe bırakın benim dertlerimle baş başa. O daha ismini söylemedi canım, Ayşe falan demedi söylemedi şimdi. Ama. Ayşe ben Erdal Bey'le seni pek mi yakıştırdım? Evet biliyorum. Erdal Bey biraz şöyle tribüne dönersen. Bir güzel durdunuz. Teşekkürler, sağ olun. Erkek kuaförü kardeşimiz. Ailece çalışıyorlar. Evet. Düzgün bir beyefendi. Tabii biraz daha tanınması için bir şans vermesi lazım. Evet Murat. Ayşe abla ben Erdal Bey'i gerçekten çok beğendim. Yani oturmasıyla kalkmasıyla. Değil mi? Rica ediyorum bir çay iç. Hemen karar verme. Çok beyefendi, güzel yani. Siirtli kardeşimiz. Ediz evet. Bir şey söyleyecek. Söyle Ediz. Ayşe abla, Erdal abi hoş geldin. Hoş Ayşe abla ben de çok yakıştırdım. Buradayım Erdal abi. Erdal abi. Burada. Erdal burada. Pardon. Teşekkürler. Sağ olun. Ben de çok yakıştırdım. Yani ilk defa tam böyle uyumlu olduğunu düşünüyorum. İnşallah Ayşe abla bu şansı güzel değerlendirirsin. Bence bir yemeğe çıkman da iyi olur. Mustafa tablo nasıl oğlum? Mustafa öncelikle çocuğum ama. Erdal Bey hoş geldiniz. Mustafa. Ateş durumu ben nasıl? De bu tabloyu olumlu görüyorum. Bence de bir çay içsinler. Dur şu ateşe bir de ben bakayım. Vallahi çocuk hasta. Kaçtı, 38 ya. Miydi biraz önce? Ay kıyamam oğlum ha. 39 olmuş yalnız bak. Sıkıntı yok Uğur Bey, oturun oğlum ya. Bak, yarım ay, derece daha artsa yok yok sıkıntı yok geldi. Ya. Doğru. Tabloyu olumlu buluyorum Ayşe evet. Hanım. Beyefendiyle bir çay için bence. Peki. Ayşe hadi. Ve Erdal için karar anı başlasın. Geldiğiniz için teşekkür ederim ama kararım olumsuz. Aa, niye bize söyle? Dur Erdal bir otur. Dur Erdal. Neden Ayşe? Seda Hanım. Durun bir Ayşe anlatsın. Şimdi hani hayatta çok ezilirsiniz ya. Ben öyle ezildim. Beyefendi de bayağı ezilmiş. Biz ikimiz bir arada hepten eziliriz. Anladınız mı? Ben artık öyle bir güçlü insan istiyorum ki karşımda. Artık o beni taşısın. O beni ayakta tutsun. Çünkü ben taşımaktan yoruldum her şeyi. Şimdi öyle bir durum var ki üç çocuk beyefendide, bir tane bende. Hmm. Zaten hangisine
Yani ben bundan sonra çalışmak istemiyorum. Hangimize yetecek? Ben bunları ileriyi görmek istiyorum. Yani bakmak istiyorum. Ben yakışıklı, tamam, ben hiçbir şeye değmiyorum. Ama artık her şeyi düşünmek zorundayım. Doğru, haklısın. Yani, o sebeple. Sonra diyorlar ki kimseyi beğenmiyor. Ben burada oturduğumda öyle şeyler düşünüyorum ki sadece bakmıyorum. Yani o yüzden biliyorum ama Allah bana da gönlüme göre, kalbime İnşallah. Göre birini verecek. Biliyorum. İnşallah. Yani İnşallah. O yüzden ama herkesin yorumu için teşekkür ederim. Beyefendi diye de çok teşekkür ederim. Rica ederim. Beni anlayabilmişsinizdir inşallah. Anlıyorum. Tamam. Kısmet. Erdal, bizimle devam etmek istiyor musun? Ben Ayşe için gelmiştim. Gideceksin. Evet. Peki şöyle. Oğuz şimdi ne yapacak? Seda Hanım, ben konuştuğum gibi hani kimseye talip olmam. Bir de tamam hani hoşlanıyorum ama. Güzel'e evet mi diyecek? Konuştuk, görüştük. Ha. Evet. Ya tanıdıktan sonra aslında birçok şey siliniyor aklımdan. Yoksa yola Gözde'yle mi devam edecek? Hani evlilik adına sanmıyorum yani öyle bir şey olacağını. Az sonra canlı yayında. Hayır abi, bir şey yapalım. Ay hayır abim. Hayır abi. Hayır abi, ben sana birini buldum. Gel çiçeklerinle yanıma. Gelsene. Hayır abi, Ayşe çok kızıyor yalnız. Eğer Ayşe'ye talipsen gel, getir çiçekleri, getir. O notu çıkar, değiştirelim, başkasına notu verelim. Ayşe'ye mi yazmış notu? Ayşe'ye yazmış. Eyvah. Ayşe duymasın, sinirleniyor. Ayşe çok kızdığı için seni şu kapının arkasından görürse acaba hani çok kızar mı diye arkadaşlar bir türlü cesaret edememişler bu işi yapmaya. Kızar da gerçekten Ayşe. Gitti mi Ayşe, içeride mi? Hayır abi. Mikrofonu versene Sami Hayır abi. Hayır abi, kendini bir tanıtsana. 54 yaşındayım. İki tane oğlum var. Oğlumun birisi Deniz Kuvvetleri'nde görev yapmakta. Birisi de İspanyolca, bir üniversitede İspanyolca çevirmenlik okumaktadır. Evet. Eşim 8 yıl önce vefat etti. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bir özel bir firmada montaj şefi olarak şantiyelerde görev yapmaktayım. Evet. Tamam. Sonra ben senin kulağına birini söyleyeceğim, ona talip olursun. Vay, tamam mı? Kulaklarım tıkalı benim, duymuyor şu an. Ben bağırırım, sen merak etme, tamam, ben peki. Duyururum sana. Efendim, yeni bir buluşturma. Bahar geliyor önce. Havam yerinde, Allah tıka oldum. Oynamadan duramam. Kafam karıştı, dilim dolaştı. Bu akşam benimlesin, hayatta bırakmam. Hoş evet. geldin hayatım. Hoş bulduk. Ay pek hoş olmuşsun. Öyle mi? Evet. Teşekkür ederim, siz de öylesiniz. Topuzda kadar yakışmış. Surat güzel olunca. Bir değişiklik yapmak istedim ama bilmiyorum oldum olmadı mı. Gayet güzel olmuş. Teşekkür ederim. Yüzün evet. güzel. Bahar'ı istemeye gelmişler bugün. O yüzden Bahar böyle güzel cici giyinmiş. Evet. Bakalım kimler istemeye gelecek. Ama önce bir hatırlayalım. Hatırlayalım. Ne? Efendim, kargonuz var. Perşembe günü gelecekmiş beyefendi. Teslim edeyim ben kargosunu hanımefendinin. Efendim? Gözde'ye midir? Gözde yok, Gözde'ye değil. Bakalım çiçek kime? Bahar Hanım'a çiçek. Buyurun Bahar Hanım. Gel bakayım, kalk ayağa. Bugün pek güzel. Göster kendini çocuğum. Ha. Dön şöyle. Dön. Bahar Hanım, sizi seninle bir ömür boyu mutlu olmak istiyorum. Benimle bir ömür boyu var mısın? Saygılarımla Naim, Perşembe günü geleceğim, isterseniz yazmış. Naim Bey, ilk önce bu güzel jestiniz için teşekkür ederim. Çok incesiniz, çok güzel. Beğendim, teşekkür ederim. Bekliyoruz. Evet, bekliyorum sizi. Allah'ın izniyle. Evet, önce çiçeği geldi, şimdi de kendisi geliyor. Sürpriz biri geliyor. Bahar'ı istemeye gelmişler. Davet edelim hemen. Naim Bey geliyor efendim. Buyurun Naim Bey. Hey 15'li 15'li Tokat yolları başlı. 15'liler geliyor, kızların gözü yaşlı. Aslan yarim kız senin adın Hediye. Ben dolandım sen de dolan, gel Hediye. Teşekkürler, buyurun. Aferin, çiçeğini almış gelmiş çocuk, bana da çiçek getirmiş, teşekkür Rica ediyorum. Rica ederim, teşekkürler. Teşekkür ederim, çok incesiniz. Çiçekçi misin Naim? Ne iş yapıyorsun? Evet, çiçekçiyiz. Gerçekten? Evet. Çiçekçisin. Oo. Bilmiyor musun ayol?
Ha ben bilmiyorum Naim Şevçoğlu. Botanikçi, biz botanik işiyle uğraşıyoruz. Botanikçisiniz. Evet. Evet. Baba oğlum. Tokatlı hemşerilerim. Ha maşallah. Çiçekler tokatlı. O yüzden demek ki her gün çiçek geliyor. Aferin çocuğum. Buyurun konuşun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim ben de gördüğünüz gibi. Dünkü jestiniz için teşekkür ederim. Rica ederim. Çok incesiniz. Kendinizden biraz bahsedin. Ben sizi tanımıyorum. Adım Naim. 27 Hı? yaşındayım. Evet. Kendimi görmüşsünüzdür herhalde. Bir sefer gelmiştim. Ceren Hanım'a talip olmuştunuz evet. sanırım. Evet. Ben görüşme sırasında yoktum burada. Yoktu, yoktu. Bir kararım vardı, ayrılmıştım burada. O yüzden tam olarak bilmiyorum. Evet. Sadece ayrılma kararınızdaki bazı bir takım şeyleri duydum. Onu biliyorum. Onun dışında tam olarak hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Yani o da kötü olarak anımsadım. Öyle kaldı aklımda. Kötü ama siz isterseniz bu düşüncemi değiştirebilirsiniz. Size ait kötü, şey. Kötü olarak kalmasın çünkü farklıydı olaylar. O konulara girmek istemiyorum. İster konuşuruz. Ne iş yapıyorsunuz? Biz botanik işiyle uğraşırız. Hı-hı. Ailece. Kendi iş yerimizdir. İç mekan, dış mekan hepsini anladım. Satıyoruz. Hiç evlilik yaptınız mı? Evet, bir sefer evlilik yaptım. Çocuğunuz var mı? Yok. Nerede yaşıyorsunuz? Ümraniye, Çekmeköy'de. İstanbul'da. Evet. Çocuğun morali de bozuldu şimdi. Sen Ceren'le sizi kötü hatırlıyorum dedin ya. Hayır, kötü derken ayrılık sonuçta kötüdür yani. Sen ayrılığın her türlü yüzük kötüdür. Taktıklarını falan gördün mü, izlemiş miydin? Onları bilmiyorum orada. Nişan hayır, mesela. Yoktum, o sırada yoktum. Ha yoktum. Ben kötü derken karakterine söylemedim. Ceren Hanım'a da söylemedim. Yani sonuçta ayrılık kötüdür yani. Ayrılık kötüdür. Tabii doğru. O anlamda söyledim. Doğru, o anlamda. Yok, Naim iyi çocuktur. Mutlaka, mutlaka. Ailesi de iyi. Karşındaysa çok ciddi olarak karşında evet. Bahar'cığım. Evet. Benim buraya gelme sebebim zaten her zaman ciddi olarak ama inşallah iyisi olur. İnşallah. Olabilir, i̇nşallah. Şans olabilir, i̇nşallah. Olmayabilir. İnşallah. Tabii canım, yani, kısmet, her şey şans kısmet, kısmet, çocuklar. Kısmet, evet. Benim hakkımda biliyor muydunuz? Evet. Ben istiyorsanız size söyleyebilirim tekrar. Tabii. 25 yaşındayım, İzmir'de yaşıyorum. Pilates eğitmenliği yapıyorum. Ama şu an yapmıyorum. Çocuğum yok. 6 ay kadar kısa bir evlilik yaptım. Onun dışında kendim hakkında anlatabileceğim çok özel bir mikrofon şey. Mikrofon nerede? Yani. Önündeki evet. Mikrofon. Yani nimetli mi? Biraz görüşsünler. Melek al bir kendini tanıt. Melek'le Fadime yan yana Gökhan'ı bekliyorlar bugün. İsmim Melek, Konya'dan katılıyorum. Yaşım 34. İki evlilik yaptım. İki çocuğum var. Taliplerimi bekliyorum. Fadime sen de al tatlım. Yaş 35 ile 40 yaş arası olabilir. Peki, ver Fadime'ye. Ben adım Fadime, Antalya'da yaşıyorum. 29 yaşındayım. Kendisini evliliğe hazır hissedebilen, 30-38 yaşlarında, sorumluluk sahibi, eş adaylarını bekliyorum. Fadime, Gökhan gelir mi bugün acaba yoksa ikiniz yan yok, yanasınız, yüzleşmek gelecek, istemez yarın, mi? Yarın gelecek bugün? Ama dün gece gene bir mesaj trafiği olmuş ikisini de. Onlar mı Gökhan atmış, Gökhan mı onlar atmış? Yok onlar atmıyor, benimkiler uslu, Gökhan atmış. İkisine birden yine? İkisine birden. Gelsin bugün de şu meseleyi Ali, bitirelim. Ali gelmiyor mu bugün? Ali Şan'ın bir şarkısı vardı ya, ikimize birden yükleniyorlar. Evet, yarın gelecek. Bugün işleri var. Adamın öyle muhatap olmuyor adam. İşi var. Allah gelince. Allah. Muazzez'im, al hayatım, kendini tanıt. Ben Muazzez. Almanya'da yaşıyorum. Emekli olan, bir de evi olan Avrupa ve Türkiye'den bütün taliplerimi Avrupa bekliyorum. Yaşım 65. Onu da söyle, karısı ölmüş, kıskancım. Eşi vefat etmiş olanları tercih ediyorum. Çünkü kıskanç bir kadınım. Ben kova burcuyum, kıskancım biraz. Bayılıyorum, öyle diyor ya. Ben kıskanç bir kadınım, karısı ölmüş olsun diyor. 65 yaşındayım. Evet, maşallah. Evet. Peki. Teşekkür Mustafa, ederim. Al annem, hasta hasta. Bir kızarıklık oldu, böyle bir güzel oldum. Aynen. Bir, adım Mustafa, soyadım Bilginer, 22 yaşındayım. Matbaa sektörüyle uğraşıyorum. Anneme babama saygı sevgi gösterecek. Aslında. 19 ila 22 yaş arası bayanları bekliyorum. Güzel. Aferin. Gözdem al hayatım. 22 yaşındayım. Ankara'da yaşıyorum. Emlak danışmanı olarak çalışıyorum. 25 ile 35 yaşları arasında güzel bir işi olan, kendini de benim yanıma yakıştıran
bir talip bekliyorum. Hı. Nimet'ciğim. Ben Nimet, 35 yaşındayım. Hiç evlenmedim. Kayseri'de yaşıyorum. 30-38 yaş arası, görüntü olgunluğu olmayan, görüntülü gayet mi? Fit bir beyefendi istiyorum. Kendine bakan her anlamda. İşi yerinde olsun. Tek istediğim bu. Başka hiçbir şey istemiyorum. Peki. Peki Kadir. Merhaba, ben Kadir. Ankara'dan katılıyorum. Kendini sosyal ve kültürel olarak geliştirmiş, kültürel farkındalık düzeyi yüksek hanımefendileri bekliyorum. Evet. Yaş aralığı 20 ila 32 yaş arasında olsun. Çok fazla flörtözü olmamış olsun. Flörtözü. Evet. Flörtözü. Hep öyle. Peki. Naim kıpkırmızı olmuş. Neden acaba? Hep öyleyi şeye söyledim. Şey gösterdiler de Naim niye kıpkırmızı oldu? Naim öyle bir sıkılınca kızarıyor. Naim de var o. Sonra geçiyor. Enseden başlıyor şöyle kızarıklık. Sen enseden bakıyoruz da kıpkırmızı ense. Kan bende çok, o yüzdendir belki. Kan beynine mi çıktı, ne oldu? Heyecanlandı. Heyecanlandı. Ne dedin Bahar çocuğa? Kulakları kıpkırmızı. Hiçbir şey söylemedim yani, kötü. Kendisine sorabilirsin. Bahar'ı görünce kızardı. Allah'ım. Biz yorum alabilir miyiz Seda'nın? Tabii ki, kimden tatlım? Kim istiyorsa yapabilir. Evet, Naim'in babası olumlu, mı burada? Olumlu, olumsuz. Hepsi yapabilir yani. Sizin evet, babası. Kadir yorum mu yapacaksın? Naim Bey hoş geldiniz. Naim hoş Bey buldum. Buradayım. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Öncelikle olarak şunu ifade etmek istiyorum. Bahar kardeşim benim öz kardeşimin de adı. Onu bir kardeşim gibi seviyorum. Teşekkürler. Korumak, kollamak da istiyorum. Açık ve net bunu ifade edeyim, yüreğimde kalmasın. Benim bacımın adı da Bahar yani. Öncelikle olarak görüntü olarak yakıştınız mı? Bu tartışılabilir. Ama şunu ifade edeyim. Naim Bey çok nezaketli bir beyefendi. Bir merhabamız oldu, bir diyaloğumuz oldu kendisiyle. Teşekkürler. Yani uyumlu, yaş olarak uyumlusunuz, iş olarak uyumlusunuz. Fakat Naim Bey burada yaşıyor, siz İzmir'de yaşıyorsunuz. Siz burada yaşamayı kabul eder misiniz? Tartışılır. O da tartışılır. Peki, duruma yani. Göre. Ama gönüller bir olduktan sonra fark etmez yani. Evet, önemli evet. Olan gönül. Yani hakkınızda olsun. Hayırlısı. Kardeşim de çok beyefendi. Siz de çok hanımefendi bir hanımefendisiniz. Allah hakkınızda hayırlısını nasip peki, etsin inşallah. Kadir. İnşallah. Evet. Babası kim? Naim'in babası mı? Tim. Siz Naim babası mısınız? Evet efendim. Aa. Uğur Bey tabii geldim ya size ben. Ya. Naim sizin babanız olmasın yani. Şu görüntüye bak beyefendi. Hayır. Naim hanginizin babası? Babamdır. Ya çok genç, o nasıl oluyor bu? Arada 5 yaş mı var? Kendisi biraz bakıyor o yüzden. Biraz mı? Maşallah. Bayağı bakımlı, iyi bir babası var. Babaya bak ya. Biz, ama küçük evleniyorlar değil mi? Hayır Seda Hanım, küçük evlilikle alakası yok. Biz biraz kendimiz... Biraz yakalım. Mikrofon. İş yerimizde çabuk. Ezik evet. Kalmadık. Kendi işimizi yaptığımız için sıkıntı yaşamadık fazla. Şu resme yani, bak, iki resim yan yana, biri birinin babası, hangisi babası yani, böyle bir şey olamaz. Biz de bunu ciddi olarak çocuğumuzun arkasında durmak için geliyoruz. Evet. Yani biz aile olarak çalıştığımız için ben çocuklarıma çok sahip çıkarım. Yani ben çocuklarımı dışlamam hiçbir zaman için. Tabii ki canım, benim, dışlamak ne demek, o ne biçim şey. Benim çocuklarım çocuklar. İlk önce önde gelir Seda Hanım. Doğru yani olan da bu. Eşim mesela şu anda iş yerinde çalışıyor. O gelemiyor. Gelemediği için biz geliyoruz. Yaptığınız işte o kadar zevkli bir iş ki. Çiçekler, böcekler. Çalışılır yani. Evet. Çiçeklerle uğraşıyorsun. Çiçeklerin içinde. Ay insan yaşlanır mı ya? İş yerimiz Çekmeköy'de. Yani evet. Kendi işimizi yapıyoruz. Peki. Ne güzel. Başka yorum istiyor musun Bahar'cığım? Yılmaz Bey yapmak istiyormuş. Gözde Hanım da yapabilir. Yılmaz dik otur, dik. Yılmaz Bey. Seda abla, şimdi ben Bahar Hanım'ın ne aradığını biliyorum. Gerçekten çiçek gibi bayandır. Ne arıyor Bahar Hanım? Çiçek gibi bayan, botanikçi arıyor. Naim işte. Bey gerçekten babasıyla beraber gelmiş. Çok iyi yapmışsın ama sen oraya 100 tane çiçekle getirsen olumsuz görüyorum. Hayırlısı. Hı. Sen geçen Ceren'e de babanla gelmiştin. Evet. Evet. Bahar'cığım yorum istiyorsan bacılar, alalım, yoksa karar anına geçeceğiz. Bacılar. Tamam, karar anına geçelim. Peki, karar anı başlasın. Evet. Geldiği için çok teşekkür ediyorum. Yukarıda bir çay içmek istiyorum. Çay peki, çocuklar size yukarı alıyoruz. Şimdi ne yapacak?
Seda Hanım, ben konuştuğum gibi hani kimseye talip olmam. Bir de tamam hani hoşlanıyorum ama... Güzel'e evet mi diyecek? Konuştuk, görüştük. Ha. Evet. Ya tanıdıktan sonra aslında birçok şey siliniyor aklımdan. Yoksa yola Gözde'yle mi devam edecek? Hani evlilik adına sanmıyorum yani öyle bir şey olacağını. Az sonra canlı yayında. Evet, sıradaki buluşmaya geçelim bakalım. Yeni bir buluşturma. Mercan geliyor. Esmer sevdim herkes ayrı. Esmer yarim yaradana kurban. Esmer sevdim herkes ayrı. Esmer yarim yaradana kurban. Evet Mercan Hanım, Hasan Beyler gelmişler. Sizi Allah'ın emri, peygamberin kavliyle bu mübarek günde istemeye. Evet, hayırlısı öyle olsun bakalım ne olacak. Buyurun Hasan Bey. Senin gelin yavrudu, ah seni kimler doğurdu? Seni doğuran ana, baliler mi yoğurdu? Beşiği çamda, ah yuvalandın damda. Anası pilav pişirdi, oğlu durmaz aşırı. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi diyelim, iyi olsun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Bir kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Kendimi anlatayım. Biraz sesli. Sesli. Biraz sesli. Ben Sivaslıyım. Evet. 5-6 senedir Silifke'de yaşıyorum. 63 yaşındayım. Emekliyim. Kabaca bu kadar. Evet, anladım. Çocuğunuz var mı? Ha, iki evlilik yaptım. 3 tane kızım var. Evet. Tek evlilik mi? Yok, iki evlilik. İki evlilik. Büyük ama kızlarım hepsi. Evet. Üniversite mezunu. Nerede oturuyorsunuz şimdi? Silifke. Aha. Oturuyorum. Neden? Ama Sivaslıyım. Evet. Nerede daire anlamadık abi. Silifke'de. Silifke'de. Evet. Silifke'nin yoğurdu. Evet. Neden sizin dediniz? Neden benim dedim yani. Ben sizi çok beğendim, onun için buradayım. Teşekkür ederim. Ne güzel. Direkt. Harbiden. Ne güzel, direkt. Yaş çok beğendim, o yüzden herhalde buradayım. Yaşlar da uygun değil mi? Bilmiyorum bir Ula Bey, bir konuşalım bakalım. Söyleyin bakalım yaşları. Ben 43 yaşındayım. Ben de 63. Beyefendi de 63. 43-63, evet. 20 yaş var. Nasıl? Emekliyim. Evet. Olmaz mı? Olur be, niye olmaz? Çok kibar. Biraz yorum alalım isterseniz Uğur Bey. Mikrofona söyle Nimet. Al Nimet'i, gene sinirlendirdin Uğur. Ya şimdi Seda Hanım çok yani buradan bakılınca hiç tahammül edilecek gibi değil yani. Heh. 63 yaşındaki bir beyefendi 43 yaşındaki bir bayana neden talip oluyor? Bağırmayın adamı. Kendi ya, yaşındaki bir bayanlara niye talip olmuyor ya? Ne demek ya sana ne? Ne demek sana? Siz de küçük bir bayan istiyorsunuz o yüzden. Kanunen terbiyeli ol. Kanunen yasak değilse evlilik programı... Sor bakalım gelişsin. Mercan Hanım beğenmiş mi? Sor bakalım. Efendim? Sor bakalım beğenmiş beğenecek mi? Beğenecek Mercan Hanım. Beğenecek mi? Hemşerim, tamam. Hemşerim hoş tamam. Geldin. Kararlı gelmiş hemşerim. Donanımlı. Şimdi, toprağım hoş geldin. Bir kere şuna bir hoş açıklık geldin getirelim. Mahmut'cum bekle. Şimdi 20 yaşındaki bir kıza 40 yaşındaki bir adam talip olunca olmuyor. Ama 60'lı yaşlar, 40'lı yaşlarda pek o göze batmıyor Nimet'ciğim. Tabii arz talep meselesi bu. Beyefendi gelmiştir. Mercan fikri uyuşur uyuşmaz. Ama mesela 40'tan sonra gerçekten o ara çok batmıyor göze. Fazla göze batmıyor. Değil mi? Ki batmıyor. Hanımefendiler de çok sorun etmiyorlar 40'tan 50'den hani sonra. Hani genç olur meselesini. Nimet orada çok haklısın. 20 yaşındaki bir kıza 40-45 yaşındaki bir adam haklısın. Ama 40'lı yaşlardaki bir hanımefendiye 60'lı yaşlardaki bir beyefendinin talip olması gerçekten batmıyor. Ama evet, fikirler tabii bilemem. Mercan ne arıyor? Eğer bir bayan, ben bunu çok önce de söyledim. Dışarıdaysa eğer maddi evet anlamda bir erkeğe ihtiyacı varsa kabul eder. Kesinlikle kabul eder. Ama maddi anlamda hiç bu erkeğe ihtiyacı yoksa asla kabul etmez. Yani maddiyattan dolayı yaş farkını kabul ediyor mu bayanlar? Kesinlikle diyorsun eder. O benim düşüncem. Evet. Öyle demeyelim. Hasan abi merhaba, bence hoş geldiniz. Hasan abi buradayım. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Şunu ifade etmek istiyorum Hasan abi. Mercan abla sizden 20 yaş büyük. Siz kızınızı küçük, 20 yaş büyük. Pardon, 20 yaş küçük. Siz kızınızı 20 yaş büyük birine vermek ister miydiniz? Bak gene karıştırıyorsunuz. Az önce ne dedim ben? Ya. Yanlış arkadaşlar, yanlış kıyaslama ve mukayese yapıyorsunuz. Yanlış Kadir.
Seda yanlış Hanım, bunun yanlış olacak bir tarafı yok. Doğru olan tarafı budur yani. Herkes bak, kendi eşdeğeriyle yuva kursa daha nitelikli olur. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Yanlış düşünüyorsunuz. Katılmıyorum şu düşüncenize. Bir şey söylemek istiyorum. Evet. Şimdi burada kimse, biz bunların anası babası değiliz yani. Kimse kusura bakmasın. Sonuçta onların kendi tercihidir. Kendileri karar verebilecek yaşlıdır. Ben öyle düşünüyorum. Yani böyle saçma saçma konuşuyoruz şu anda yani. Az önce söylediğim gibi Nimetciğim, söylediğim yaşlarda olunca haklısın. Yani şimdi Gözde gibi bir genç kıza 40'lı yaşlardaki bir adam olmaz. Haklısın. Ama 40'lı yaşlardaki bir hanımefendiye 60 yaşındaki bir adamın gelmesi bariz değil. Kötü kaçmıyor. Kötü değil yani. Bu konuda ekran başında da buna çok tepki gösteren olabilir. Kadınlar da erkekler de. Kadın da kendine çok iyi bakmıştır. Ya da adam da kendine çok iyi bakmıştır. O yaşlarda göze batmıyor ama dediğim gibi küçükte onu o kendi karar verir. Nimet kendinden de o 20 yaş büyük istemez kesinlikle. O yüzden o kendini düşünerek de söylüyor. Ama şimdi Nimet bak çok bakımlı frapan bir kadın. Mikrofon var Nimet'e. Şimdi Nimet'e 20 yaş büyük olmaz bak orada haklı. Asla. Görüntü çok önemli Seda Hanım görüntü yani. Görüntü ama işte onun için diyor. Bana da 20 yaş büyük gelse ne yaparımı düşünüyor o yüzden öyle. Ya hayır düşünürüm değil kesinlikle reddederim. Hiç düşünmeye gerek yok yani. Sen bir önceki görüşmeye de çok kızdın oradan. Niye kızdın? O beyefendinin bana gelmesi başlı başına bir hata yani. Hangi beyefendi? Nasıl yani ha, kabul edebileceğimi yaş. Nasıl düşünerek geliyor yani? Ben dün bir şey söylemedim ama. Evet. Oldu. Tamam oldu. Oldu çizerim oldu. Kriterlerimi söylüyoruz zaten. Zaten ben kriterlerimi söylüyorum beyefendi. Siz ben söylüyorum 38 yaş üstü istemiyorum siz diyorum. Kendiniz isteyebilirsiniz ama bir başkasına müdahale Mahmut edemezsiniz. Mahmut Bey siz de küçük istediğiniz için. Ben yani savunursunuz. 35 yaşındaki talip sana çok beklersin, size. Çok gelir. Size talip olurum ama istemem sizi. Ben seni ister miyim ya? Ne saçmalıyorsun sen ya? Hayır saçmalamıyorum. Ne saçmalıyorsun sen? Hukuken kanunen müsaitse serbestse olurum. Bana talip olmuş beyefendi, da o istemezmiş. Beyefendi hakaretleri gibi konuşuyorsun. Beyefendi. Ablaya ver mümkün. Ayıp. Size hiç yakışmadı o kelime. Hanımefendi. Doğrular bayan, yakışmıyor değil mi? İşinize gelmiyor. Bak, İşinize gelmiyor. Bakın neyse, bir bayana yakışmadı. Yine maksadını aşan konuşmalara doğru gidiyoruz. Sakin olun arkadaşlar. İş maksadını aşıyor. Evet sakin. Emine. Değiştireyim biraz. Ben salı günü Ayşe ile görüştüm. Ayşe Adana'da. Ve annesini yoğun bakıma kaldırmışlar. Geçmiş yoğun olsun. Bakımda yetiştirmişler. Sizlere de versin. Selamı var. Geçmiş olsun. Ayşe'cim seni çok özledik. Anneciğin hastaymış. Allah acil geçmiş şifa olsun, versin. Ayşe. İnşallah anneciğine ve annen gibi şifa bekleyen herkese bu mübarek Allah günde versin. Allah şifa versin. Evet geçmiş olsun diyelim hepsine. Sen ne diyorsun Emine bu işe? Şimdi herkesin düşüncesi çok farklı Seda Hanım. Bayan ne düşünür bilemem. Size böyle sizden 20 yaş büyük biri talip olsa? Hayır asla. Ben kendi yaş grubum istiyorum. Benden birkaç yaşta küçük olabilir, küçük olabilir Uğur Bey. Siz. Çünkü ben hiç evlilik yapmadım. Çok frapan bir kadınım. Evet. Ve çok bakımlıyım. Benim bugünkü yaşantımı aratmayacak. Üstünü bekleyebilirim, altını beklemem. Alt 20 yaş küçük olursa? Hayır. Ha, o da olmaz. 2-3 yaş, yaş önemli olsun. Değil. Evet. Çünkü yaşını göstermeyen bir bayanım ve çok hareketliyim. Her ortama da uyabilecek kapasitede bir insanım. Onun için dolu dolu bir insan bekliyorum ben karşıma. İnşallah. Peki. Kadar. Mercan. Kızım, efendim Seda. Nasıl gidiyor tatlım? Vallahi az konuşuyoruz biraz ama. Biraz daha konuşalım. Peki karar anı başlasın. Biraz tamam. Daha konuşsaydık. Can kendinden 20 yaş büyük beyefendiye evet diyecek mi? Birazdan alacağız kararını. Ama önce gelelim meseleye. Evet. Bu bir haftalık kararı mesele. Kararı alalım da Oğuz'la güzeli şuraya oturtalım. Alalım mı kararı? Evet Mercan. Kararım olumsuz Seda. Peki efendim şöyle alıyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Evet. Şöyle. Kararları için Oğuz ve güzeli davet ediyoruz. Buyurun efendim. Kandırdım Nazlı'ya sonunda çılgın sözlerle kandırdım sonunda güzel gözlümü oyunlarla kandırdım Nazlı'ya sonunda güzel sözlerle kandırdım sonunda güzel gözlümü oyunlarla
güzel oynaya geldin. Mutluyum da ondan olabilir mi acaba? Maşallah. Çok sevindim. Sen de mutlu musun Oğuz? Ben de mutluyum her zaman. Maşallah. Hatırlatma. Peki bir hatırlayalım bakalım neler oldu. Öyle mi? Niye bağlanmak istedin özellikle? Niye bağlanmak istedim? Şimdi hani Oğuz başta bana dedi ki işte böyle mesajları da var hatta telefonumda. Hani şey dedi işte canlı yayına çıktığımızda olumsuz deriz ama dışarıda görüşmeye devam ederiz dedi bana. Hı. Hani orada çay içerken konuştuğumuzda. Sonra bir de arkada biz işte karar anı için bekliyorduk. İşte Gözde yanımızdaydı bizim. Hani ben fark ettim hani ben oturuyorum. Ortamızda Oğuz var onun yanında Gözde oturuyor. Sonra Oğuz böyle sürekli Gözde'ye dönüyor, böyle sataşıyor, böyle Gözde'ye hani şey yapıyor, telefonunu aldı Gözde'nin. Hani böyle selfie çekinelim falan diye. Hani ben talibiyim ya. He. Yani bence Gözde'yi kıskandırmak için hani şey yaptı hani. O Gözde de dedi, ya Oğuz dedi hani sevmedim hareketleri yapma falan dedi. Arkada biz bekliyoruz. Hatta he. Gözde de burada zaten. Gelip de deseydi böyle hani birbirimizden hoşlanıyoruz, biraz tanıyalım. Hani Oğuz'u ben anlamıyorum. Hani iki günden ne kaybeder veya ne olur yani. Gelip söyleseydi, birbirlerini tanısalardı. Bunu neye bağlayacağım? Hani Gözde'yi kıskandırmak için beni şey yaptı. Başta bana ümit verdi ama sonradan ne oldu da değişti kararı bilmiyorum. Olumlu demişti şuna bana. Şuna geliyorsun anladığım kadarıyla. Aslında Oğuz'un aklı Gözde'de. Gözde'de. Bütün bu yaptıklarını olabilir. Gözde'yi kıskandırmak için yapıyor diyorsun. Olabilir. Evet bakalım ne olacak. Merakla bekliyoruz kararı. Ay. Ne oldu evet. Oğuz? Konuştuk görüştük olumsuz kararımız. Olumsuz mu? Evet. Benim kararım olumsuz. Ben söyledim ondan diye. Onun kararı olumlu. Öyle mutlu mi geldiniz. Ben geldim. Ben de istemedim artık. İstemiyorum. Nasıl niye yani? Baştan ya şu bölümü izlemeden önce, şu görüntüler girmeden önce ikiniz de mutluydunuz. Oluyordu bu iş. Ayrıldığım için mutluyum da ondan. 3 dakikalık görüntü girdi olmadı. Nasıl oluyor bu iş? Ayrıldığım için mutluyum diyorum. Ayrıldığım için mutlusun. Yani. İyi ki de olmadı. Niye? Oyna. Bir soralım önce kendine. O acaba oyna, neden? Oyna nedenmiş açıkla bakalım hanımefendi. Sallanma anneciğim. Salı günü karar verip buradan olumlu çıktık. Evet. Seda Hanım. Evet. Otele gittik. Hı. Sonra otel akşam üzeri 6 gibi bana Oğuz mesaj attı. Kanaldan beni aradılar diye. Evet ne diye aradılar dedim. Senin hakkında kötü şeyler duyduk diye. Evet. Buyur devam et. Ben de dedim ne gibi kötü şeyler duydunuz dedim. Aydoğan abiye telefon gelmiş. Senin kocan varmış, senin çocuğun varmış diye. Evet. Ha. Var mı senin kocanla çocuğun? Evlenmedim. Umarım bununla vardır, biliyordur benim kocam ve çocuğumu getirir birazdan. Bekliyorum ben de. Çocuğun var mı? Evlenmedim. Çocuk nereden yapayım Seda Hanım? Türkmenistan'da doğdun değil mi sen? Şimdi. Türkmenistan'a doğdum. Var mı evliliğin Türkmenistan'da? Hayır. Zaten bunları araştırabilirsin. Yokmuş kızın. Seda abla. Bir ben konuşmamı bitireyim. Ondan sonra sen konuşursun. Bitirsin Oğuz. Ve bana dedi ki öyle bir şey ben Oğuz'a dedim. Ve aşırı derecede bana telefonla sesini yükselterek, bağırarak bunu bana anlatıyor yani bunu. Sanki bu biliyormuş da sanki benim kocam var, çocuğum var. Bu sanki onu biliyormuş gibi bana o şekilde bir sesini yüksek şekilde konuştuk ve evet. Yanında sanırım Murat var. Yanında bir erkek sesini duyuyorum. Tam emin değilim Murat gibi geliyor bana. Sonra ben de dedim ki istersen Oğuz otelin aşağıya ben ineyim. Sen de çık gel. Bunu %100 konuşalım dedim. Böyle bir evet. şey yok dedim. Yok dedi. Aydoğan abi beni yasakladı dedi. Otelden çıkmam evet. dedi. Ben dedim çıkamam. Ben durayım o zaman sen devam tamam, et. Tamam devam et ben de bir şey demedim. Evet. Sonra dedim gel dedim yok gelemem dedi beni yasakladı çıkmamı dedi. Ben de dedim ki böyle bir şey olmaz dedim. Bana dedik senin valizini hazırlıyorsun dedi. Hemen dedi Ankara'ya gidiyorsun dedi Oğuz. Git dedim. Neden gidiyorum dedim. Çünkü yarın seni dedi Seda Sayan, Aydoğan abi dedi. Ben telefon geldi dedi. Öyle bir şey yok abla öyle bir şey. Eğer öyle bir şey yoksa bak Allah'ın sen bunları geç olsun. Geç şuradan bunları geç bunları geç. Şuradan bunları. Kalkmak nasip Allah olmasın senin yalanın varsa annemin verdiği sütü haram olsun. Sakin. Bu kadar da eminim yani. Ya senin kocan da varmış evli misin? Şimdi burada oynama. Buradayım tamam. Buradayım. Oğuz bir dakika ya. Buradayım. Beni ispatlayacaksın ben buradayım. Bana kocam da bir saniye geldim buraya bana dedin ki söz yok dedin. Bir şey yok dedin. Bir dakika. Bir saniye bir dur Oğuz bir şey söyleyeceğim. Ben seni niye çok seviyorum biliyor musun oynama. Çocuğum? Hiçbir zaman terbiyeni bozmuyorsun. Tamam. Yine efendi dinle. Evet. Bak ben senin annenim tamam mı çocuğum? Efendi dinle çıldırmadan, sinirlenmeden. Bir kere ben niye rezil edeyim anlamadım yani. Yok ben öyle bir şey yok. Ben de öyle bir şey istemiyorum yani. Rezil bir ben şey yok. Ben de öyle bir şey ya.
Aksine o... ben size burada kraliçeler, prensesler, krallar, prensler muamelesi yapıyorum ayol. Biri böyle bir şey yapsa bile karşısında duruyorum. Seda abla. Ben kızıyorsam da ablanız Seda abla. Olarak kızıyorum. Güzel, peki ben dedim ki, o da yani. Sormadım Seda mı? Ne deyip seni rezil edecekmiş? Senin rezillik i̇şte ne durumun var? Seda sen bir Meda sayan demedin ben abla. Ben dedim ki oraya çıkarsa dedim rezil olursun dedim. Sen evli misin dedim. Çoluğun çocuğun varmış dedim. Ben onu dedim, söylerdim evet, tabii kızım dedim, senin bir çocuğun evet, varmış de dedim, diye sakladın derdim. Sen dedim oradakilerin büyük tepkisini alırsın dedim. Kendini söyler böyle bir şey varsa niye saklayayım niye sana geleyim ki ben? Ben yalan bir şey konuşmuyorum. Dedim ama oradaki... yok diyor çocuğum yok diyor. Yok çocuğum nerede çocuğum var git Allah'ın seversen ispatla ben buradayım. Cahin yani kim görüyorsa beni kim bunu söylediyse lütfen bana ulaşsın. Gerçekten ben buradayım. Burada bekliyorum. Benim bu çocuğumu, şimdi benim Seda kocamı abla, bulun. Benim burada madem varsa. Babamdan, annemden sonra Aydoğan abi babam şeklindedir. Bana kanaldan bilgi geldi abla. Heh. Böyle böyledir dedi. Ondan evet. sonra. Evet. Abla ister istemez insana hani zoruna gidiyor Oğuz, böyle şey duyunca. Oğuz mikrofonu düzeltsene Uğur'cum sana zahmet. Oğuz mikrofonu düzeltecek Uğur abi. Dur ben düzelteyim bir dakika. Tamam sen devam tamam, et. Tamam sen elleme. Şimdi nasıl abla? Evet devam et. İster istemez insan zoruna sana gidiyor. Sana bilgi geldi. Gelen, evet. gelen istihbarat telefonları ya doğru değilse o telefonlar. Güzel güzel buradayım. Konuşalım. Buradayım. Doğruysa da buradayım. Oğuz. Yanlışsa da buradayım. Seni arayan, problem soran yani. Bilgi geldi. Ben kanala ama. Güveniyorum abi. Doğru ben değil. Ben buraya aslanlar gibi geldim. Oğuz hayır, beni olmaz. Başka kızlarla karıştırma. Ben. Ama bak diyor ki ben hiç evlenmedim. Çocuğum ben yok ben buradayım diyor. Abla. Ben buraya geldim. Bak hala da buradayım. Bekleyeceğim. İster bir ayda olsun ister iki ayda. Ben buradan gitmeyeceğim. Sen bana çocuğumu da bulacaksın. Ya gitme kocamı abi da bulacaksın. Gitme ya. İspatlayacaksın. Gitme. Ve Seda abla ben de dedim ki. Benim öyle bir şeyim yok. Kendime evet. eminim. Kendime de güveniyorum. Aferin. Madem böyle biri bunu sana söylediyse buyursun çıksın ben hocam dedim ekranına bekleyeceğim. Ben, ekranlayayım ben dedim. Ben de dedim ki hiç kararlarına çıkmam dedim. Bir sözümü bitirebilir miyim? Bak sonra ben unutuyorum yani. Lütfen sen... ben bitireyim. Ben tamam. bitireyim senin söylediklerini. Ve sonra bana valizini toparlıyorsun. Hemen otelden çıkıp evet. gidiyorsun dedi. Aynen öyle. Söyledin mi bunu bana? Ben dedim kararlarına çıkmam dedim seninle ya dedim. Bir dakika ya. Bir söyledin mi benim sözümü? Bir kesme. Ama Oğuz seni gönderemez ki programda. Ha, bu sanki ben bundan izin alıp geldim ya bu beni yollayacak yani. Yok öyle bir şey olmaz. Ben ya zaten Uğur abi göndermelik mevzu yok abi o şekilde Oğuz, demedim dakika, ben yani. Oğuz bir dakika ben sözümü bitireyim. Ben dedim ki senin dedim çoluğun çocuğun varmış dedim bana bilgi geldi dedim. Evet. Hiç dedim ben karar anına çıkmayacağım dedim. Sen dedim. Lütfen kimse şu an konuşmasın dakika, lütfen istemiyorum. Ben konuşup bitene kadar. Konuşmayın bir konuşsunlar. Ve sonra ben de dedim ki ben hiçbir yere gitmiyorum. Ben ekrana öyle çıktıysam yarın da yine ekrana çıkacağım ben Oğuz dedim. Kim bunu sana söylediyse lütfen bana ispatlasın dedi. Aferin. Aydoğan abiye söylediler dedi. Buyursun Aydoğan abi de. Burada abicim. Kim söylediyse lütfen bağlansın telefona. Ben buradayım. Tamam. Ha, o da bekle. Bağlansın. Şimdi bekle. Ondan sonra. Kim o? Telefonda bir adaşın varmış. Adaşın varmış. Onun ismi de güzelmiş. Tanıyor musun güzel? Güzel. Kimin? Güzel diye biri arıyormuş. Nereden bağlanmak arıyormuş? İstiyormuş. Aa, buyursun bağlansın. Onun da adı güzelmiş. Sen tanıyor musun? Bağlansın bir bekle. Peki bağlansın bakayım kimmiş o. Alo. Alo. Merhaba Seda Hanım. Merhaba dinliyoruz buyurun. Öncelikle Oğuz Bey'e çok büyük bir geçmiş olsun diyorum. Teşekkür ederim. Hayırdır inşallah. Çok 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 büyük bir yük üstümden attın. Ben 2-3 gündür sana ulaşmaya çalıştım. Programa ulaşmaya çalıştım. Ulaştılar sonra bana. Öncelikle onun ismi güzel değil. İsmini düzgün şekilde söyle. Kimin ismi güzel? Emlek ben zaten uzun olduğunu bunu söyle. Başkan Bey'e uzun olduğunu söyledim. Kısaca güzel değil diyor. Pasaportum yanımda. Dinle. Problem yok. Hayır. Devam et. Öncelik kullan. Düzgün şekilde ismini kullan. Dinle. Sen devam et sözüme. Gelip kullandığın ismini kullanma. Sen devam et sözüme. Ben seni dinliyorum. Sonra sana cevap vereceğim. Ne ismi ne hanımefendinin? Tamam. Hanımefendi. Tılla Dünya. Güzel. Efendim? Tılla güzel. Hani uzun Dünya, diye güzel Tılla, diye kısalım. Dünya, Tılla. İsmi çok Uğur Bey, ismi çok. Lütfen bir dakika şurada. Güzel Hanım, babaannen siz açıklamanızı yapın. Babaannen yanında çantam var. Çıkar bize vermek istiyorum. Diyelim ki Dünya ismi. Tamam, olur. Birbirinizle hanımefendi. Seviyeli tamam. konuşun ben yalnız. Ben dinliyorum, ona bir şey demiyorum. Telefondakine de tamam. söylüyorum. Dinleyelim. Telefondaki güzel. Lütfen seviyeli. Buyurun efendim, dinliyoruz. Tamam, Seda ablacığım ben zaten çok bu mübarek günü ağzım bozmak istemiyorum yok, zaten. Aferin, bozmadan. Evet. evet, buyurun. O yüzden düzgün şekilde Oğuz da benim bir çocuğum sayılır. Ben ondan büyük olduğum için, ona büyük geçmiş olsun için aradım. Neden geçmiş olsun? Öncelikle sen, hanımefendiye söylüyorum. Heh. Senin Türkmenistan'da evlenmeden bir tane çocuğun yok mu? Asla. Sen evlenmedin. Bir dakika, bir dakika, bir dakika ama şimdi. Ama bir tane kızın var memlekette. Bir dakika, beni dinleyecek mi? Ben seni dinledim. Sen kim tamam. güzelsen de, bir dakika. Sen kim güzelsen de ekibe lütfen... Nerede olduğunu, adresini, her şeyini vermeni rica ediyorum. Ben buradayım. Neden? Sen bana onu ispatlayacaksın. Neden? Sen benim çocuğumu ispatlayacaksın.
Sen onu ispatlayacaksın. Tamam. Güzel, bir dakika soralım. Siz tamam. Nereden biliyorsunuz hanımefendi? Siz, sen beni nerede siz tanıyorsun? Siz nereden biliyorsunuz? Ben nerede yaşıyorum bir de? Çok iyi tanıyorum Uğur Bey. Nereden tanıyorsunuz? Sen Türkmenistan'da ben nerede yaşıyorum? Nerede yaşıyorum? Benim oturduğum yeri biliyor musun? Marı velayetinin Tecen etrafında yaşıyorsun. Asla. Yalan. Mısın? Ben Tecen'e yaşamıyorum. Ben Marı'da yaşıyorum. Pasaportum yalan yanımda. Yalan konuşma. Pasaportum Tecen yanımda. Yaşıyorsun. Lütfen çıkarabilir miyim? Şurada pasaportum yanımda. Onun söylediği yeri tamam. Benim oturduğum yerden 2 saat uzaklıkta bir yer söylüyor. Buyur tamam, sözüme devam et. Söyleyeceğim. Güzel bir bekle. Telefondaki güzel. Efendim Zeda Hanım. Bir şey soracağım. Tamam. Belli ki senin bir alıp veremediğin var. Çekemiyorlar ben Seda abla. Bir dakika. O kadar yok, basit. Seda ablacığım lafınızı kesiyorum. Benim alıp veremediğim bir şey yok. Sadece oraya gelip insanları kandırmasını istemiyorum. Asla ben buradayım. Ben hiçbir yere gitmeyeceğim. Sen ispatlayacaksın. Bu kadar da basit. Hadi bakalım. Sen peki mi sen nereden biliyorsun onun çocuğu olduğunu? Evet. Biliyorum. Nereden gördüm biliyorsun? Çünkü. Nerede gördün? Ablasın da. Ablası bakıyor şu an. Ablasının üzerinde çocuk çünkü. Lütfen benim ablamın Türkçesi var. Lütfen memlekete bağlanabilir misiniz? He, ablam bayram. Çocuğun var mı diyecek sana? Yok. Yani. Çocuğum evet. Yoksa neydi? Vardı. Evet. Ablam kendi çocuğun evet. Mu bana evlenmeden, diyecek? Evlenmeden çocuk yaparsan bizim... Abla rica ediyorum. Ben bu kızı bulmak istiyorum. Lütfen bunun adresini, her şeyini öğrenin. Olabilirsin. Bu kız buraya gelecek, var, bana var. Bulacak telefonu buraya. Telefonu var. Sen merak etme. Oraya tamam. Gelmeyeceğim. Tamam. Niye oraya gelin tamam. Ki? O zaman ben o çocuğu bulacağım. Lütfen siz sakin. Memlekete bu şekilde ulaşıp benim ailemden, bizim memleketten bunu lütfen rica ediyorum öğrenebilir misiniz? Şimdi bakın Türkiye'de, şey Türkiye'den yok. Türk adaylarda biz geldiklerinde zaten bekar mı değil mi kontrolü yapıyoruz devletten. Yani. Ama Türkmenistan'daki bir... Onları da yapıyoruz. Yani, yapabiliriz. Ne olmasın? Ben buradayım. Diyor ki evlenmeden şimdi, diyor. Evlilik ha, evlenmeden yapmışım evlilik ya. Evlilik dışını yapmamız mümkün değil. Bir dakika Uğur yani Bey, bir de evlenmeden nasıl yapmışım? Ne ara yapmışım? Resmi dışı bir evlilik sahibi. Kaç yaşındamış çocuğum onu biliyor mu acaba? Yaşı kaçmış çocuğumun, pardon bu arada söyler misiniz? Ama yaşını... Madem çocuğumun var olduğunu biliyorsun, yaşı kaç? Kız mı erkek mi, bir de onu söyler telefon misin? Telefon düşmüş. Tekrar düştü var. Mi? Ben bu telefonu tamam. İtibar etmiyorum. Ben inanmıyorum. Kendime bir saniye, de güveniyorum. Bir saniye. Hem inanmıyorum hem de itibar etmiyorum. Ve bunun altında da başka şey de arıyorum. Başka türlü bir hesaplaşmaları evet, varsa da aralarında. Evet, lütfen istiyorum onu da. Ne burası istiyorsa gelsin yanıma. Burası onun yeri değil. Bir saniye. Ben bu mübarek günde eğer onun da çocuğu varsa, çocuğunu inkar ediyorsa... Artık Allah'la aralarındaki bir şey. Evet, ben bir şey diyemem. Veya bu iftira ediyorsa telefondaki o ben da. Ben anlamıyorum Uğur abi. Ben kendimi biliyorum. Ben öyle bir arkadaşlar, şey yapmadım. Çok daha çocuğumu net yok. Telefonlar varsa, ben buradayım Seda abla, gitmeyeceğim. Tanıyan, bu bayan bunu bana söyledi. Alalım. Bulmasını dışında, istiyorum benim. Çocuğum kız mı erkek mi? Kaç yaşında? Lütfen bağlansın. Niye hattan düşmüş bu? Sana inanmak istiyorum. Çünkü bir anne evladını nereye kadar inkar eder? Madem kendi... Yani Seda abla ben... Sen şok ablanın, değil mi yani? Ben ablanın nerede, baktığı ne çocuk yapmışsın? Kimin? Ablanın baktığı çocuk. Kimin o? Nerede? Yani ablanın baktığı çocuk. Burada Ankara'da. Kimin o çocuk? Türk Belçika bir bayanı. Çocuk bakıyormuş. Ablası çocuk bakıyor değil mi? Hayır hayır. Telefondaki o şeyleri sonra size özel anlatsam olur mu? Benim çocuğum çoluğum yok. Senin Uğur çocuğun abi. Ablanın yanında. Burada ablan başka bir. Evet telefon. Onu kendisi de biliyor zaten. O bayanla kendisi de konuştu. Hani Funda bile. Bu kadar yani başka... Senin çocuğun değil değil benim mi? Benim çocuğum yok. Onu biliyor ne dediğini o aramızda. Hı. Benim kendi çocuğum yok Seda abla. Kendimim temiz. Kendime güveniyorum. O kadın buraya bağlanıp bunu söyleyebiliyorsun. Lütfen çocuğum kız mı ama erkek kadın, mi kaç yaşında onu da bak, istiyorum. Bu kadının derdi senin çocuğun olup olmadığını söylemek aslında başka bir derdi var seninle. Çünkü niye sahtekar diyor sana. Geçmiş olsun. Onun sebebini kim olduğunu sesine biliyorum. Sadece söyleyip onu rezil etmeyeceğim. Ha, başka bu kadar bir da şey basit. Var. Söyle. Biliyorum yani. Söyle ne varsa söyle. Ha. Getirdim, ispatladım. Erkek arkadaşı arası bozuldu. Ama çocuğu var diyemez Seda abla. Ha? Çocuğu var diyemez. Bir iftira böyle atılmaz. Ama o kız evlendi otur... diyebilir. Uğra... Eyvallah abla, derim ama de çocuğu var diyemez. Yaşadığım yer farklı, onun söylediği isim farklı bir yer. Denir denir der der. Ben bir şey söyleyebilir miyim Oğuz Bey? Kim? Evet. Sen bu kadar tartışmanın anlaması yok. Ben bir ebeyim. Sen hanımefendi diyor benim çocuğum yok. Bir evet. Tane sadece muayenede her şey belli olur. Evet. Yani bunun bir tartışma anlaması yok. Şimdi her şeyin çaresi bulunmuş. Bir tane muayene ediyorsun. Büke abla her şeyin çaresi bulunmuş. Ne kadar çocuğu oldu? Bir tane doğmuş, iki tane doğmuş, üç tane doğmuş. Ne süredir bu kadındır. Bunların hepsi belli arkadaşlar, olur. Arkadaşlar onlar özel şeylere giriyor yalnız. Geç. Onları ve burada konu etmiyor. Devam edebilir miyiz Seda abla? Evet.
Sedat'la şu an kimsen şey karışmasını istemiyorum. Dur. Biz aramızda şeyler bir çözelim. Yok, hayır hayır, yorum alacağız öyle bir şey. Oğuz, ben söyleyebilir miyim ki? Sedat'la. Sedat'la ben de bir mesaj var, sana onu gösterebilir miyim? Göster, getir Oğuz abi. Konuyla ilgiliyse olsun. Konuyla mı ilgili? Bana da öyle mesajlar geldi, 4-5 tane. Aynıları benim telefonumda duruyor. Gelebilir, hepinizle ilgili mesaj geliyor. Bunlara itibar etmeyin diyorum. Ama ablacığım aynısı. Hatta devamında var. Allah Allah. Yani evet. Hatta adı sayıldı, her şey belli, resimlerine kadar. Şimdi bunlar hepsi iddia. İddia ne demek? Konuşuluyor. İspatlanmamış, İspatlanmamış bir şey demek. Hepsi birer iddia. Ben de kalkarım onun bunun hakkında bir sürü şey iddia ederim. Bunlara itibar edip etmemek size kalmış bir şey. Senle Selam de ilgili hayır. konuşulur. Öbürüyle de ilgili konuşulur. Nimet iki gündür burada yazık sinirleniyor yazılana çizilene. İtibar etmeyin. Kendiniz biz size niye diyoruz gidin birbirinizi tanıyın. Bu yüzden diyoruz. Evet. Hatta Selam. Yanınıza arkadaşlarınızı alın, birbirinizi tanıyın, ortamlara girin, sosyalleşin, birlikte konuşun, yanınızda birileri evet. mutlaka buradan olsun, ekip arkadaşlarımız evet. yanınızda. Evet. Birbirinizi evet. tanıyın diyoruz. Yani evet. o onu dedi, bu bunu dedi, bunlara itibar ederseniz evet. öyle olmaz. Seda Bak abla. Ne diyor, onun erkek arkadaşı bana asıldı, ben de onu ona söyledim. İspatladım, ondan sonra... Erkek arkadaşı tekrar onunla barışmak kendisi kızın. Erkek artık onu istemedi. Kendisi erkek kazanmak için benimle kötü oldu. Ben kestim onunla görüşmem zaten. Ben yapacağım yaptım. Ben onun arasına girmedim. Erkek arkadaşı bana yazdı. Ben de kıza ispatladım gösterip. Ondan sonra da olan oldu yani. Şimdi de beni çekemiyor. Belki erkekten ayrılmıştır ki ondan beni böyle kötülemek istiyor. Bu kadar da basit Seda abla. Oğuz sen çok net kesin konuşuyorsun. Niye öyle konuşuyorsun? Bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Bildiğim bir şey varsa ben Oğuz. Buradayım. Ne gibi? Şu an eminsin hazırım. Güzelin olmayacağına ben dair. Ben hazırım her şeye. Evet, olmayacağına eminim. Onu söylemediğine dair. Çünkü Uğur abi benim ailemin kulağına elbette gitmiş yani bu bilgi. Ne gitmiş? Bu bilgi yani evlenmiş olduğu, çocuklu olduğu falan Kimden filan. Gitmiş peki bu bilgi oraya? Allah Allah. Ona evlenmiş demeyelim. Evlilik dışı diyelim. Öyle bir şey de yok. Çünkü hayır. Ya, ben şurada da sineklendim yok. Seda abla bak. Biz çaya çıktığımızda abla ben sordum. Hani dedim böyle bir şey yaptım dedim. Tek bir cümle bellemiş aklında. Söz, nişan, evlilik yapmadım. Bunu deyip duruyor. Defalarca bunu deyip durdu bana. Tamam diyorum, yapmamış olabilirsin diyorum hani. Ben ona daha ayrıntılı anlatmaya çalışıyorum ama anlamıyor. Diyor ki ben söz, nişan, evlilik yapmadım. Hani ne alakası diyor, var? Bunu yapmadım diyorsun. Bana demedin mi? Bunları yapmadım diyor. Söyledim, şu anda da söylüyorum. Resmi bir evliliği abla, olsa o bilirdik biz Oğuz. Biz ondan sonra Oğuz bana dedi ki ben otelden çıkmayacağım, gitmiyorum dedim. Ben bu Murat Süren ikisi kalkıp geldiler. Hani önce izin vermiyor dedi ya otelin Aydoğan Geldiler abi. Deme. Geldiler deme. De ki ben çağırdım de buraya geldim tamam, anlatacağım de. Tamam ben çağırdım de. Diyorum zaten geldiler kabul ediyorum. Deme. Dedim ya konuşalım gel geldiler otelin deme. Altına. Acilen dedi bana otele gel dedi acilen. Sen ama demişsin ki kızla valizlerini at be. Çık git dedin. Ha, dur oraya evet. da geleceğim şimdi Seda abla oraya da geleceğim. Murat bir dakika ben sözümü bitireyim lütfen rica ediyorum sonra sen konuşabilirsin. Ve Murat'la ikisi geldiler otelin altına. Biz kafeye gittik konuştuk. Murat da yanımda ben böyle bir şey yapmadım dedim Oğuz. Evet. Ben sana talip olup geldim. Evet. İster yarın programa çıkalım dedim. Hiç fark etmez dedim. Ben kendimden eminim dedim. Ondan sonra annesi de aradı. Hani önce tamam çıkın dedi. Sonra da kararlar değişti çıkmayın dedi. Evet. Akşam İzmir'e gitmeye karar verdik. Ondan sonra annesi dedi ki ben sizi oradan dayına aldıracağım dedi. Hemen hazırlanın dedi. Ben sizi dayına aldıracağım dedi. Ben de Oğuz sen ne diyorsun ben varım. Hani ben gelmişim sana dedim. Sonuçta ispatlanmasa da ben yine de varım dedim. İzmir'e gitmelisi de ben geliyorum dedim. Ve akşama doğru biz 10'da beni otele bıraktı. Zaten hani 9 gibi mi neyim buluştuk. 10'da beni otele bıraktı. Kendin valizini hazırla dedi. Valizim zaten hazırdı benim. Çünkü yarın yani dün gideriz diye düşünmüştük biz yolu. Ve akşam Oğuz bana gece telefon açtı. Benim valizim hazır. Şimdi taksi çağırdım. Bu bilgiler bir, yok bir ama. Dakika. Bu bilgiler yok şu anda. Bir dakika. Evlenmiş olduğu, çocuğu olduğu bilgileri yok şu bir anda. Bir dakika. Yani. Benim bütün şu an yaşana her şeyi söylüyorum. Ha. Daha gitmiyorum. Ama ben ya, buradayım. Merak etme. Anlatma, korkum yok. Sen rahat ol. Yorma ya, kendini. Ya ben rahatım ya. Ve sonra Oğuz odasına çıkıyor. Artık bunun oda arkadaşları, oda arkadaşlar kimse bu otelden çıktığına valizini kapıdan alıp çıkmıyor. Camdan bunu arkadaşları birinci katta olmuş. Aşağıya atmışlar valizini. Bana da dedi ki valizini dedi yukarıdan aşağıya at dedi. Şimdi alttan çıkarsan. Nereye zorunuz ne? Ondan sonra dedi otelde çıkarmıyorlar dedi valizden dedi. Ondan sonra valizini çıkarsa sorun olur dedi. Dur. Ben de dedim. Dur. Niye öyle dedin Oğuz anlat bakayım.
Beşinci kattan valizim atmayacağım. Kız beni kaçırma sahnesi yani? Gibi bu. Otelden kız mı kaçırıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Otelin mi kaçırıyorum? Annem babam ya kendim mi kaçırıyorsun? Anlamadım ki nereye ne yapıyorsun? Seda abla ondan ve sonra... sonra ben aşağıya geldi ben dedim yukarıdan atmıyorum valizim dedim. Aşağıda çıkarken bana abi dedi ki olumlu mu olumsuz mu sizin durumunuz ne dedi. Ben de olumlu dedim. Ailesiyle tanışmaya gideceğiz dedim. O şekilde konuştum hiçbir şey söylemedim. Tamam, ya ben dedim ki sorun Murat, olur. Ne oldu? Şey uzatmadan şu lafı. Normalde şimdi Oğuz'la biz otururken Oğuz'a bir mesaj geldi. Ama ben bu mesajlara inanmıyorum. Yani ne olduğu belli değil. Oğuz'a diyorum bak ne olduğu belli olmaz. Kimseyle oynama. Bu kız sana aç dolu gözlerle bakıyor. Ben bunu görüyorum dedim. Abi dedi gitmeyeceğim dedi. Kafeye çağırdı. Hadi gidelim Oğuz. Belki bir konuş anlaşırsın dedim. Evet buna da bir yardım etti o zaman. Ondan sonra bu kız kendini ifade etti. Oğuz gene şey yaptı. Tamam dedi. Kız olağanüstü şeyler söyledi. Ben seninle nasıl söyleyeyim? Hastaneye bile giderim dedi. Her türlü kendime güveniyorum dedi. Daha bu açıklanacağı kadar bir hafta burada 10 gün, bir ay bekleyeceğim dedi. Sonra Oğuz tekrar görüştü, etti. Annesi çağırdı. İzmir'e gittiler. Ondan sonraki mevzuları bilmiyorum Seda abla. Ama... Ve sonra... Gittik. Evet şahitti işte. Bunlara kadar söyledim. Seda abla daha ne yapayım yani? Ve sonra biz neyse aşağıdan çıkmadan ben aşağıya valizimi indirdim. Babasının numarasını silmiş Taşkın Bey. Stüdyo program yazmış. Babasıyla konuşuyor. Aşağıdaki adam adı sanki Taşkın Bey bile konuşuyormuş gibi buyurun Taşkın Bey diyor. Biz çıkışımızı yapıyoruz. Taşkın bizim Taşkın konuk sorumlusu değil mi? Veriyor evet, adama. Tamam. Neyse ben çıktım taksiye bindim. Biz otobüse bindik. Otolara gidip İzmir'e gidiyoruz. İzmir'e vardık. Sabahleyin annesi, babası pardon bizi aldı arabada gelip ve babası arabadan bizi aldı. Evine gittik. Evine evet. Gittik ve sonra kahvaltı her şey annesi hazırlamış. Üstümüzü değiştirdik, sofraya oturacağız. Oğuz taktı kafayı. Bana da diyor kahvaltı yapmayacaksın diye. Ben de arada atışma olunca tamam yapmayacağım dedim. Niye odadan kahvaltı? Çıkmayacaksın diyor bana. Niye? Sanki ben onun eşi gibi bana çıkmayacaksın. Anne sen de çık odadan diyor. Gizem diyor, güzel diyor çayını alıp buraya gelecek diyor. Odaya çayımı aldım, odaya geldim. Şimdi öyle bir anlattı ki sanki annem çok istiyormuş gibi oldu. Hayır hayır, hayır lütfen. Ve... Annen istemedi annemi mi? Bağlayabilir miyiz? İstemedi mi burada? Annemi kendiniz bir konuşun ya. Onu bağlayın, bunu bağlayın. Evet. Ve sonra biz oturmadık. Annesi yalvarıyor. Hadi çocuğum diyor kahvaltı yapacağız diyor. Bir dakika dur. Seda abla ben hemen açıklayayım. Niye sofradan? Biz eve gittiğimizde anneme bilgi gitmişti. Tamam abla? Ben 25 yıllık annemi tanımıyor muyum? 22 yıllık annem benim. Annem sıcak bakmıyordu. Tamam mı abla? Niye yemek yemeyeceksin diyorsun onu anlat bakalım. Girdik ve zaten 13 saat ben, otobüste yol gitmiş Seda abla. 13 saatin yorgunluğu Oğuz yapma lütfen. Ve biz 13 saat oraya yol gitmişiz abla da yani elimi yüzümü yıkadım açım. Kendi de biliyor kaç gün ekmek diyemiyorum sağda yola bir çorba içtim. Niye öyle yaptın o? O bana yiyeceğim mi içeceğim mi deyip soruyor. Ben hani bu sinirde stresle hiçbir şey yesim gelmedi gerçekten. Allah boğazına koy. Ya lan atma bak ben bana güzel burada gelip hayır ne alakası konuşmamız var ya? Diyorsun öyle hani, konuşuyorsun ki hiç yemek yememiş. Hayır yolda sen beni ilgisiz bırakmadın. Hakkını yemiyorum. İlgisiz bırakmadın Seda abla. Bir şey ister misin? Sürekli sordu. Asla hakkını yemiyorum. Yolda yiğidi sordu. Öldür hakkını yeme demişler. Bak dikkat hayır, et hayır yemiyorum ben söylüyorum. Sen ne yanlış öldürdün öldürdün hakkımı yeme. Ne alakası? Çorbamı içtim et miydim? Ben evde sana çorba yemek yedirmedim. Niye yemek yedirmedim? Neyse ben çorba içtim bir dakika dur. Niye yemek yedirmedim evde? Bir dakika durur musun? Niye yedirmedin? Yedirmedim abla. Ve ailemin ortamı. Bir dakika güzel. Ailemin ortamına sokmak istemedim abla. Ha. Sokmak sıcak sen, bakmıyorlardı abla. Mesaj geldikten ben 20, sonra iş evet, değişti bozuldu. Evet, evet, evet. Ay, sonuçta misafir evet. Ben 10 saat yol gelmişim. İnsan iki lokma evi ve vermez mi ya? Ve siz İzmir'de bir saat kalıp geri bir saat kaldı. Tam bir saat kaldı. Ayıp yani bu. Hemen aynı gün dönüş yaptım. Ben 10 saat bir yola gideceğim. Annesi de babası da oturmuyor sofraya. Çocuğum gel diyor. Kaç gün seni görmedim. Oturun sofrada bir konuşalım diyor. Seda abla İzin sokma. Vermiyor. Bana diyor ki kalalım diyor. Bana diyor ki kalalım diyor. Evde. Ben dedim kaldırmam. Ben dedim sana olumsuz baktığım için dedim. Yarın bir gün dedim çıkarsın dersin ki ben evine gittim kaldım falan filan. Yalan söyle Seda abla kabul etmiyorum lütfen. Daha fazla da uzatma. Kabul ben etmiyor diyelim. Mu? Ben de yalan mı söylüyorum? Hayır. Kalalım döner misin bana bir? Bir saat bana bir döner orada misin? Ya durduk. Annesi de bunu ikna etmeye çalıştı. Bana bir döner misin? İkna etmeye çalıştı. Olmuyor. Katiyen tuttu dik başını. Hayır diyor. Anne çık diyor. Adın Gizem mi? Güzel mi? Bir dönsene. Güzel. Hayır Gizem diyorlar da. Peki Güzel'in Gizem olarak geçiyor. Güzel'in bir tanıdığı Hayrettin tanıyor musun? Hayrettin güzel. Kim güzel? Hayrettin. Aile dostunuz teyzesinin kızı da yanındaymış. Kim bu gene öbür gibi bir telefonla bağlamıyor. Senin teyzenin kızı yanındaymış Hayrettin'in. Benim teyzemin kızı mı? Kimin teyzesinin kızı? Bilmiyorum. Bir alo diyelim bir alo. Hiçbir şey bilmiyorum hiç. Alo. Hayrettin Bey.
Hatta mı düştüm arkadaşlar? Hayrettin Bey! Ya böyle abuk subuk, asılsız bir de Allah aşkına kadın tanımıyor bile, kız tanımıyor. Kim bu Hayrettin, tanıyan Hayrettin insanları. Ya? Ama Seda abla sonra? Kimin? Teyzesiyim. E hani nerede teyzenmiş konuşuyor? Bak. Teyzesini Hayrettin tanımıyor kız, teyzesiyim diye telefonu bağlamıyor. Teyzem yok ki benim. Yok, neyse sonra. Yok diyor. Aynı şekilde bir saat durduk, aynı şekilde de tekrar geri dönüp düğün. Tekrar bir saat durduk orada, hiçbir türlü durmadık. Hemen de geri döndük Ankara, buraya tekrar geldik şu an. Peki sen bütün bunları neye bağlıyorsun güzel? Ne gibi? Anladım. Yani bütün bu olanları neye bağlıyorsun? Oğuz neden senden vazgeçti? Oğuz benden vazgeçmedi ki, ben istemiyorum Oğuz'u. Ben istemiyorum. Anladım. Bu kadar basit. Ya bu kızlara bir ben şey istemiyorum yani, diyor. Arka tarafta değil. Diyor ki. Burada kim bana ya? Onay edip çıkıyormuş, gidip Gözde orada seni seviyorum diyormuş kulağına. Gözde mi? Kimi kime seviyorsun? Bodrum meydan seni. Kim diyormuş sen? Gözde'ye? Bu söylüyormuş. Oğuz mu Gözde'ye? Burada işte reklamda çıkmış kızın kulağına, o kapıyı orada öyle söylüyor. Ne zaman? Ya bence öyle dersiniz siz. Tamam mı? Bak. Peki. Bak. Benim. Gözde al mikrofonu. Ne oldu yavrum? Şimdi Seda abla, ben dün yine yanlış anlaşıldım her zamanki gibi. Çünkü orada olumlu olan bir şeyler vardı. Ben konuşmak istemedim. Ama ben sanki bazı şeyleri tek taraflı yaşamışım gibi bir izlenim gibi oldu. Tabii o da sana dokundu, şimdi dün bana yükleneceksin. Ben sizin yanınıza gelip Oğuz'un çektiği birkaç mesajı ya, karşılıklı olduğunu ispat etmek amaçlı göstermek ya istedim. Ben ya de getireyim mi telefonumu? Ben de getirebilir miyim? Telefonum var. Zaten senin yazdığın orada da vardır. Verin bana. Senin yazdığın orada vardır zaten, aynısıdır. Her şey oluyor Uğur abi. Ben de getireyim telefonumu, benden de bak. Dur sen getirme, dur sen de sonra getiririz. Seda abla, telefonumu getirebilir miyim? Şimdi sen telefonla sözlü olarak söyle. Telefonum. Bak bu doğru şuradan mu güzelin söylediği? Reklam arasında evet, sana bir şeyler çekilin söylediği. Aç da öyle. Dur. Bir mikrofon verin oradan arkadaşlar. Oğuz, şimdi Rüveyda da dün Gözde'yi haklı çıkaracak şeyler söyledi. Rüveyda dedi ki, Seda ablacığım dedi. Abla hepsinin kuyruk acısı var. Hepsinin kuyruk acısı var. Kim o teyze? Bağlandı mı teyze? Konuşabiliyor mu teyze? Teyze duyuyor musun bizi teyze? Hayrettin Bey. Alo. Ha, Hayrettin Bey'le mi görüşüyoruz? Evet abi. Siz güzelin nesi oluyorsunuz? Abi aile dostuyum da. Aile güzel, tanıyor musun? Yok tanımıyorum. Tanımıyormuş, o zaman nereden konuşamayacağız. Nereden aradınız de? Efendim? Nereden arıyorsunuz pardon? Eskişehir'den arıyorum şu an. Tanıyor musun güzel? Eskişehir'den mi? Evet. Siz nereli? Türk mü, yabancı mı? Türkmenistan. Annem Türkmenistan, babam Mardinli. Ben tanıyamadım ama buyurun. Şimdi o arkadaş var ya İzmir, Oğuz. Evet. O size sabah bir şey yapıyor, iftira yapıyor da yok senin çocuğun var, yok şeyin var. Ben seni tanıyorum. Senin çocuğun olmadığına da Kur'an'a da el basarız. Teşekkür hani ediyorum. Hani sabahtan belli o şans İzmir muhabbeti yapıyor da yok İzmir falan. Teşekkür hani ediyorum. Hani sana haksızlık yapılıyor. Allah yukarıda, bugün de kandil günü. Evet. Sana iftira yapılıyor. Ben... Konuşma. Tövbe evet sana. Ben bunu biliyorum ya, ama Allah her şeyi biliyor. Şimdi ya işte bir yalnız şey, garip bir durum var. Yani Allah. Güzel biraz önce çocuğu var diyeni de tanımıyordu. Şimdi yok diyeni de tanımıyor. Ya birileri bir arıyor, bir şey biri var diyor, biri yok diyor. Güzel hiçbirini tanımıyor. Güzel, peki tamam, telefon için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Gözde, dün tekrar Oğuz sana mesaj mı attı? Evet. Mikrofona evet konuşuyor abi. O da şurada. Yani burada Edison'un en yakın arkadaşı, ona sormak istediği soruları sorabilir. Fakat bana 8'de şunu yazmış. Benim adım mı geçti, geçti yayında yazmış. Tamam. Evet. Ne var bunda? Heh. Oğuz anneciğim sen ne istediğini yazıyorsun. Benim adım mı geçti? Seda Hanım hani siz yazmış dediniz ya bana. Oğuz Bey dediniz ya hani sen Gözde'den bir daha bana mesaj atma diyor musunuz dediniz ya. Evet. Bunu bana değil Oğuz Bey'e söyleyeceksiniz ki bu mesajı kendisi bana atmıştır. Seda Hanım'a öğret. Benim adım mı geçti demiş ama ya başka bir şey demiş. Heh. Yazmıyordu. Tamam da burada arkadaşı var Ediz Bey'le çok samimi. Niye beni atıyor ki anlamadım. Ediz konuşsana. Konuş abi konuş. Konuş abi. Uğur abi ben bu konuya girmek istemiyorum. Seda beni abla, hiç katmayın. Ben de kim mesajlar okurmuş. O ona mesaj atıyor, ona mesaj atıyor. Beni hiç ilgilendirmiyor anladın mı? Kendi aranızda lütfen kendiniz halledin. Beni bu konulara dahil kendi etmeyin. Kendi aranızda tamam halledin, beni dahil etmeyin diyor Ediz. Ama Uğur abi bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi ben Oğuz benim bak en samimi arkadaşım. Bu konuyla ilgili değil, bu konuyla ilgili konuşmak istiyorum. Tamam. Ben Oğuz'u ilk defa böyle gördüm. Eğer Oğuz bu şekilde konuşuyorsa %100 bir bildiği vardır. Hmm. Bak buna yemin ediyorum. Çünkü bu çocuk böyle olmazdı. İlk defa ben bile şaşırdım. Emin konuşuyor. Hmm, ben diyor istemiyorum diyor.
Evet Yılmaz. Yani Rüveyda bir de Gözde ile üçü Oğuz'u karalıyorlar. 20 gün önce Gözde bana dedi ki ben Oğuz'dan hoşlanıyorum. Aferin, sen niye dobraları helal olsun abi konuş. Evet. Ama ben sen de kendi çocuk okuyorum ama ola, ama o da yanlış olur. Yapıyor. Oğuz da yanlış yapıyor. Bakın, ama Gözde ama Gözde'ye attığım mesajları okudum yani. Seda ya. Abla benimkileri de okur musunuz? Tamam önemli değil. Sen de boş değilsin yani kıza. Bunu da itiraf tamam, et. Tamam ben orada dedim zaten güzelden önce dedim biz böyle böyleydik dedim. Bir şey demedim ki. Böyle böyleydin demedim. Neyse, sadece evet ya, vardı dedi. Allah. Ama dedin dünkü hareketi beni hiç etkilemedi dedin. Sanki ben tek taraflı sana kör kütük aşıktım gibi. Sadece diyecektin ki evet böyle böyle şey vardı. Güzel sana talip geldiği gün sen bana talip olacaktın. Bunları söyleyecektin. Tamam, ben burada orada ben beni zaman altında bıraktın. Sen söyledim zaman altında ben, bıraktın. Sanki ben her zaman burada kendi kendine gelin güvey oluyormuşum bir gibi oluyor. Bir de bak Rüveyda, Rüveyda gel buraya sen de bir de ayrıyetten dışarıda da gelin, görüşebilirim. Ne kadar varsa hepsi gelsin. Bak, herkesin hepiniz de başa çıkarım buyurun. Sende de mi telefonda mesaj var? Evet, bende de. Heh, sende de mesaj şimdi var. Hani biz, ben bir saniye, bir saniye, bir dur. Sen de geç efendim, oraya. Ekran başı güzel, bir durun. Sen de geç. Ekran başındaki seyircilerimiz belki bilmeyenler için söylemek istiyorum. Rüveyda üniversite okuyor yavrumuz. İlk önce Oğuz'da talip geldi. Olmadılar. Oğuz dedi ki okuyor. Olmaz Seda abla dedi. Rüveyda'ya da öyle söyledi. Sonra Rüveyda dedi ki zaten onun aklı Gözde de dedi. Ama Oğuz şiddetle reddetti. Olmaz dedi. Öyle deyince kız da bir şey diyemedi tabii. Olmaz diyiverdi o da. Ama dün en Seda son abla. Rüveyda dedi ki hayır Seda abla Gözde'ye haksızlık edildi dedi. Oğuz'un aklı fikri Gözde dedi. Heh, ben arkada aynen ben arkada otururken yani heh, karar anında bile Gözde'ye sataşı işte selfie falan çekmeye çalıştı ikimizin. Hatta heh, kendi telefonundan çekti ikimizin fotoğrafını. Heh. Hı değil mi? Ya bir şey. Çok istekliydin çekinirken Seda poz veriyordun. Ne oldu? Dün bana yaptığı şey Rüveyda ha? Hanım'da da yaptı. Söyleseniz abi Rüveyda bunları da ya. Rüveyda Hanım da olumsuz dedikten sonra benim yanıma oturmuş. İşte seni çok özledim bilmem ne. Kulağıma bu tarz şeyler fısıldıyor. Buraya gelmiş bir şey ilgisi yokmuş gibi davranıyor. Ben hiçbir şey anlamadım. Ve ayrıca da şunu dün gece, söyledim. Ben şimdi, ben de, şimdi ben de patlıyorum abla. Her şeyi anlatacağım. Heh. Ben sana öyle dedim değil mi arkada? Güzel haklısın. Güzel ama konuşun. Teşekkür ederim. Oteli mahvettiğin gün. Evet. Tamam mı? Evet. Bana neler dediğini açıkla. Neler dedim? Açıkla. Ya Seda abla açıkla. Ben o gün neler yaşadığımı siz biliyorsunuz. Açıkla, açıkla. Ben onu şu kafayla yapacak insan değilim. Her insan bir hata yapabilir yani. Tabii tabii. Şu anki halim, benim sana karşı tavrım çok farklı. Onlara konuşmayalım oraya. Benim duygularının arkasında durmayan biriyle işim olmaz. Açık ve net. Tamam o gün yanlış yaptım. Gerçekten yanlış yaptım. Evet. Ben hala bugün kız olmuş Seda Hanım. Ben kendime gelemedim yani. Ablası olarak. Onun. O da haklısınız dedi. O anki bana yakışmayan şeyler yaptım dedi. Çok bitti. Yanlış şeyler yaptım. Bitti. Seda abla öyle böyle değil. Yine demeyeceğim. Kabul etti onu yanlış yaptığını. Yine demeyeceğim. Sonra ekran başındaki sen beni burada rencide et istediğin kadar. Ben seni rencide etmiyorum. Ama ben seni etmeyeceğim. Bak ben tamam sana. Tamam mı? Ben seni etmeyeceğim. Ben sana seni rencide etmek için konuşmuyorum. He. Dün belli. Sadece belli. Öyle belli. Kestirip ne bileyim sanki belli. Ben senin arkandan koşuyormuşum. Sen böyle koşmasan hiç mi? Masal anlatma burada. Sen burada film çevirmeye koşmasan gelmişsin. Koşmasan çay içmezdin. Hı-hı. Biraz saatlerce öyle oldu ama Gözde. Şimdi evet, bana bak burada bir küçük Gökhan olayı oldu. Üç kız. İkinci Gökhan vakası oldu. Bir adam oldu şimdi. Gökhan Zedeler orada. İki kişi Melek'le Fadime orada Gökhan Zedeler. Gökhan'ı bekliyorlar. Bu da bunlar da Oğuz Zedeler oldu. Bu da ikinci şimdi vaka oldu. Evet. Ama bir saniye bekleyin. Yok nehir girmesin. Hayır hayır bekleyin. Yok. Sulandırmayın saçma işi. Saçma sapan konuşuyor. Oğuz'cum, şimdi bir tarafta Gözde, evet, bir tarafta Rüveyda, evet, bir tarafta Güzel. Ama sen tercihini Güzel'den yana kullandın değil mi evet, çocuğum? Evet abla ailemle. Güzelce elinden tuttun buradan çıktın. Biz hatta şaşırdık hepimiz. Evet abla. Sen dedin ki ablacığım kararımı verdim. Evet. Güzel'i anneme götürüyorum evet, dedin. Evet ablacığım. Sonra iddialar ortaya atıldı. Evet ablacığım. O iddialara itibar ettiğiniz için evet, ailene mahcup olmamak için aynen öyle. Güzel'e dedin ki bu iş bitti dedin. Aynen öyle ama ablacığım ispatlanmamış. Evet. Ve demin evet, bir telefon daha geldi. Evet. Ne dedi? Kur'an üstüne mübarek gün yemin ederim o kızın çocuğu yok dedi Hayrettin Bey. Mübarek gün ben yeminlere inanırım evet, ya abla, değil mi? Tövbe tövbe. Yemin ediyorsa yani, bir insan inanırım. Doğru söylüyorsun. Abla, Güzel de nitekim öyle diyor. Şöyle bir tabir var yani sineklenme olayı. Bir şeyden sineklendiğin an. Sen huylandın bu huylandım dedikodudan. Abi. Açıkçası benim ailem de huylandı. Peki. Ama Seda abla bir de madem bu kadar huylanıyorsun. Bu olay çocuk olayı biz İzmir'e gitmeden var. Niye beni İzmir'e götürüyorsun? Niye götürüyorsun beni ya?
Ya gittin de ben, sen kalalım dediğin anda ben seni orada kaldırmadım bile çıktım geldim madem aynı gün. Madem burada açıklayıp gidebilirdik. Ben sana dedim ister açıklayıp gidelim bir karar verelim dedim abla. Ben çünkü buna ben çıktım. Ben şimdi söylemedim bir şey diyeyim mi? Murat'a böyle. Seni İstersen istemiyorum dedim, ya. Burada ispatlayıp çıkalım seni gidelim istemiyorum. Dedim. Boşuna çırpınma. Ben seni istemedim seni zaten. Seni istemiyorum. Hadi canım boşuna oradan. Ben seni istemedim çırpınma. Zaten. Boş, şey yapmayın arkadaşlar. Peki anladık siz bu işi. Olmuyor olmuyor. Olumsuz tamam evet, bir saniye bekle. Oğuz. Gözde aklında mı çocuğum? Hayır. Ama biraz önce kızın kulağına bir sürü biraz şeyler... Biraz önce? Şu an değil abla. Dün ama ha, dün de çıkışta. Çok geç bir zaman... Dün değil. Güzel dün Hanım ilk talip ki. Geldiği gün... Dün biz yoktuk. Yalanım olmasın. Güzel Hanım'a çıkmış dün mı çıkmamış yoktuk. Mıydı ben bilmiyorum. Şuradan ben dışarı çıkıyordum hava almaya. Dün biz yoktuk. Böyle yanımdan geçti. Yok, böyle yaptım. Seni seviyorum aşkım dedi kulağıma. Ama sen seviyorum demişsin kıza Oğuz. Seviyorsan oynama bunu ya. Al şuraya git yani yüzünü tak da bu kadar basit. Yani... Oğuzcuğum. Abla. Çok aradan zaman geçmemiş bak. O da bir genç kız. Ne bakıyor kız. Ya? Kim? Kim ne diyor? Rüveyda böyle bakıyor da. Gülüyor. Ne oldu Rüveyda? Ne gülüyorsun? Niye gülerek bakıyor ya? Gülmedim Oğuz. Şimdi ne bakıyorsun ama geldik şimdi Oğuz yapma ya. Ama yok. Dalga hayır. Geçer gibi gülüyor bakıyor aman, ya. Sakin. Ve bir şey daha söyleyebilir miyim Seda abla? Unutmadan unutuyordum. Abini görünce aklıma geldi. İsmini de unuttum şimdi. Ayrıyetten şöyle bir durum varmış efendim. Bu burada hiçbir türlü evlenmeyecek. Bunu dün annesi de söyledi. Çocuğum orada evlenmeyecek dedi. Kendisi de askerliği de yapmamış aynı zaman. Evet. Ve... Ailesinin izni yok yani öyle mi evlenmiş? Hayır. Yok, orada canım, oturuyordu ama öylesine. Hani hiç evlenmeyecek. Annesi ben çocuğum orada evlenmeyecek dedi. Annem bağlı. Bir dakika bir dakika. Annem, ben uydurmuyorum Seda abla ben uydurmuyorum. Uydurmuyorum. Buradan konuşamam. Ve Aydoğan abi ne yapmış mesela şöyle bir şey diyor. Aydoğan abi biz hani gelemezde imza atıyoruz ya buraya. Evet. Neymiş efendim? Hani bu yakışıklıymış ya hani. O yüzden buna imza atmış ki Oğuz hani ne olursa olsun bu şey evlilik programı bitene kadar senin burada olmanı istiyoruz. Bunları. İyi kendi söylüyor. Böyle söyledi işte burada. Burada. Ben dedim. Sana şaka yapmış. Olur mu öyle şey? Abla. Bunun şakası abla, olur yani. Ben de söyleyeyim mi? Bir dakika. Seda abla. Bunun şakası olur. Seda abla. Seda abla. Evet. Seda abla. Ahmet var bak Ahmet. Seda Ahmet abla. Gel, Ahmet gel. Seda abla. Ahmet gel. Cengiz var. Ahmet gel. Seda abla. Gel yavaş. He. Şurada dur. Seda abla. Buranın yakışıklısı Oğuz mu sadece? Bak Ahmet'e. Konuş Ahmet. Seda abla. Seda abla. Bana dedi ki olmazsa dedi, dışarı çıkarsın dedi evlen orada da devam edebiliriz dedi dışarıda. Ne? Ben de dedim sus. Ki benim burayla dedim. Sus. Aa. Benim burayla kendisi dedim. Kendisi bana söyledi dedi ki gidemeyeyim dinle. Burada. He, geç şimdi olumsuz geç. Çıkalım ben açıkladım ya güzel, geç. Güzel olumsuz geç. Çıkalım diyor. Geç hanımefendi geç. Benim imzamı alacağım diyor. Sen ikay beni bekletiyor geç. Bu ikay programı bitene kadar diyor. Geç. Ben diyor Ankara'ya geleyim abla, yanına diyor. Allah nimet dışarıda üstüne yemin diyor. Ediyorum bak. Hiç yemin etmezdim ben. Bana dediği kelime şey ne biliyor musun? Senin dedi orada mukavelen varmış dedi. Bir... Mukavele ne ya? Güzel konuşuyor, güzel konuşuyor. Senin dedi orada dedi kontratın varmış. Böyle konuşuyor. Kontratın varmış dedi hayır, orada. Hayır, hayır, hayır. Öyle bak, şey yok. Kontrat bu bana şimdi kendini savunma için iftihar ediyor. Ben dedim ki ben dedim iki, burada Oğuz, evlenirsem bakın, evlenirim dedim. Dışarıda şimdi. Evlenemem bakın, dedim. Aynı imzanı hepimiz atmışızdır güzel. Arkadaşlar da. Hepiniz bir dakika. Bakın izleyici yanlış anlayacak. Bakın burada kimseye sözleşme kontrat falan yok. Evet. Buradaki, burada herkese her gelen abla, konuğa biz için, bir anlamıyor. Kağıt imzalatıyoruz. O da şudur. Ben kendi isteğimle, arzumla, ailemin izniyle bu programa katıldım. Ve program, evet, prosedürlere evet. Uyacağım. Onun dışında yok yakışıklıyım. Yok, yok kontrat yok. Evet. Öyle bir şey yok burada. Türkmenistanlı olduğu için anlamıyor. Hah. İyi hatırlattın, olduğu... iyi hatırlattın. Bir dakika, bir de şunu söylüyor. Bir saniye, bir saniye bekle. Ahmet, Rüveyda mikrofon. Ha. Taliplerine seslen. Ben 46 yaşında, ismim Ahmet, Rizeliyim. Beyaz Eşya dükkanım var. 40 yaşında taleplerimi bekliyorum. Sen Oğuz'a ha. Yorum da yapacaksın. Ha, yorum yapsan Ahmet Oğuz abi. Oğuz Bey. Oğuz Bey. Oğuz Bey. Mikrofonu yani, yakın tut. Bak ben sana ne diyeyim. Ha. Söyle abi. Güzeli de Allah yaratmış, çirkinini de Allah tabii yaratmış. Tabii ki de. Bak bir dakika. Tabii. Güzeli de Allah yaratmış, çirkinini çirkin de Allah yaratmış. Burası bir evlenme programı. Öyle buraya gelip artistlik aferin yapma. Aferin Ahmet. Ha. Artistsen, artistsen gideceksin şeye, Yeşilçam'a. Tamam mı? Yeşilçam'a gideceksin. Bravo Ahmet. Tamam. Peki sen abi. Ahmet abi. Bir saniye, abi. Bir saniye. Babaanne sen bir şey söylüyor. Bir dakika. Ahmet abi. Abi. Tamam Ahmet otur sen. Güzel bugün abi. Benim yanımda kalıyor. Kim? Gece yarısında kapı bang 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 ötüyor. Ben de korktum. Açmadım tezgahı. Güzel senin yanında mı kalıyor? Aşk abi aç. Gece yarısında saat 3'te geldi bu kız. Heh.
Gece üçte gelmedi yani. Bir şey daha hatırladım. İşte yoldan. Yoldan gelmişler. Seda abla. Bizim eve yatıyor bu. Tamam, yoldan. Benim yanımda annemin yanına gidiyoruz abla. Otobüsteyiz. Annemin yanına gidiyoruz. Eski sevgilileriyle teker teker mesajlaşıyor abla. Hayır. Bana da hayır, gösteriyor hayır, ki bu eski sevgilim bak sakallı. Allah nimet Kur'an çarpsın ki eski abla ya. Eski sevgilim bak telefon getir. Yemin ederim. Varsa gör Seda abla. Getir telefonu. Getir yazışıklarını ya, göster. Ben getir. Ayrıldım onu ne? Ayrıldım Seda abla. Dedi ki bak dedi bu eski sevgilim dedi. Aa bak dedi yazıyorum dedi. Resmini gösteriyor bana. Kur'an nimet çarpsın abla bak yemin ediyorum. Ben onları Taşkın Bey'e de söyledim başta gelirken. Hayır. Eski erkek arkadaşımızla biz ayrıldık. Hiçbir alakam yok Seda abla. Tamam. Bu iş sarpa sarıyor. Tamam. Evet öyle yapıyor. Cevabınız olumsuz. Olumsuz. Oğuz bir kez daha soruyorum. Hayır. Gözde'ye. Gözde'yle ilgili. Hanım bunu bana sormanız gerekiyor yalnızca. Özür dilerim haklısın. Doğru gerçekten. Ben ama sabaha kadar uyumadım. Tekmeledim ya otelde. Aynen. Bana, ben söylüyorum hata yaptım gerekiyor diyorum. Doğru ya hata yaptım diyorum. Ben, daha ben ne söyleyebilirim ki? Ben bir şey demiyorum ben çok büyük da hata yaptım diyorum. Tamam ben sana bir şey demiyorum ki. Ben seni burada o gün ne dedim? Tamam dedim. Güzel gelmeden önce evet dedim. Aydoğan abiye söylemiştim hatta ben talip olacağım demedim mi abi sana? Dedim. Dedin de ne oldu? Dedim. Ama sen bana burada oldu diyorsun ki niye böyle diyorsun diyorsun. Hayır orada diyecektin ki ben bugün Gözde ile ben orada karşılıklı bir şey yaşadık diyorum. Sen burada evet yaşadık ama şu an olumlu giden bir şeyler var. Doğru. Konuşmak istemiyorum. Ama bu böyle yanlış olmaz mı konuşmuşum? Öyle dedin. Bu burada evet olursa insanlar diyecek ki o Gözde tek taraflı. O zaman bu talibimin yanında ben diyeyim ki sen git dışarı Gözde gel. Öyle mi Oğuz diyeyim? Ama sen Gözde'yi rencide ettin o gün. Ettin. Niye? Neden ettin abla? Ben orada hüngür hüngür ağlarken sen burada böyle aşağılayıcı bakışları yüzlerimde gezdirmedin mi? Ya VTR'leri izle. Ben sana bir kere burada bakmışsam yayını terk edip gideceğim. Annesi arıyor şeyin. Çok aradı yazık kıyamam. Oğuz annen açsana arıyor. Uğur abi bir konuş ya. Oradan bağlayın. Oğuz bak ben söylüyorum. O gün Gözde'yi gerçekten annemiş çok rencide ettin. Kırıldı kız yani. Ne diyeceğini şaşırdı. Çok yalnız bıraktın. Yani seni seviyorum dediğin kızı orada yalnız bıraktın. Tamam güzelle görüşmen vardı. Belki zamanlama yanlıştı ama Oğuz onu daha bir... Sen de gençsin, sen de haklısın ama daha güzel belki onun gönlünü alacak bir lafla geçiştirebilirdin. Orada doğru söylüyor Gözde. Bak katılıyorum. Tamam abla. Orada hakikaten katılıyorum. Çok yalnız kaldı. Ne yapacağını şaşırdı. Seda tamam abla ben çok Seda konuşma abla taraftarı olmuyorum burada. Seda abla. Hani ben herkesi burada ne bileyim kırmak tamam istemiyorum ama bunu yaparken bakıyorum ki kırılan gerçekten ben oluyorum. Tamam özür dilerim Gözde abla. Özür dilenecek bir muhabbet yok yani gerçekten yok. Özür dilerim yanlışım olduysa. Peki Rüveyda neden abla ben burada yokken arkamdan konuşuyor? Arkamdan konuşmadı. Evet. Arkamdan konuşmadı. Arkamdan konuşmadı bir şey demedi. Ya. Aklı Gözde de dedi yaptıklarını söyledi bir şey arkada demedi. Arkada yaptıklarını anlattım. Şey bana demedi talip olarak geliyorsun. Kıza niye beni kötülüyorsun? Aklı bunda falan filan al diye. Hayırdır yani? Kimi kötülemişim ya? Bırak ya. Kimi kötülemişim? Yok kötülemedi. Yok bir şey demedi. Bir şey demedi. Ya hep burada buraya gelince bir şey demedim onu. Tamam. Oturun. Tamam Marka onu da götür. Sakin olun arkadaşlar. Evet neyse. Sakin olun. Cevap olumsuz. Evet. Gözde'yle de bakacağız. Belki önümüzdeki günlerde şu aranızdaki şeyler bir sular durulsun. Belki yeniden gözden geçirirsin. Olumsuz evet konuşacak bir şey yok. Cevapları ikisinin de olumsuz. Olumsuz. Güzel devam ediyor musun? Bir düşüneyim ben abla. Bir düşüneyim devam edebilirsin. Evet. Ay. Bir düşüneyim diyor Oğuz ne güzel oldu? Bana da diyor. Şu an ben ne dedim? Düşüneyim dedim ya ne var bunda? Düşüneyim diyor. Özgürüm canım herhalde izin mi alacağım? Ona da ne yapayım diye. Sana problem yok. Bana dedi ki ben de senin için geldim. Kesinlikle de devam etmeyeceğim demiş. Evet Aydoğan abi de öyle dedim ama şu hayır an kesinlikle değilmedim. Düşüneyim dedim şu an. Demin inada bindirdi işi evet güzel. Dedi evet ki madem öyle çocuğum hiç var okul olana kadar burada oturacağım. Hiç sıkıntı yok. Buraya, otur kız. Hiç sıkıntı yok. Ha. Sıkıntı yok. Bence de. Hiç sıkıntı ama yok. Üç değil 30 kişi de olsanız hiç sıkıntı yok. Ne için? Anladın mı? Ne için? Anladın sen. Ne üçün? Öğretmen hocasın o problem yok canım. Tecrübelisin yani problem kızlar niye yok sonra sana düşman oluyor? Bilmiyorum Uğur abi ben de anlamadım ya. Gerçekler ispatladık bu anlamadım kadar. Anlamadım ki İşine yani gelmiyor. Ben haklarında kötü bir şey diyor muyum? Yarın bir birine bir şey demiş miyim? Şurada her erkek konuşsun. Ben gidip bir kızın buraya benim gittiğim veya onun geldiği bir kız hakkında kötü bir şey demiş miyim erkeklere? Deme zaten ayıp. Demiş ben miyim? Bak, ama neden abla buraya seni. Aferin. Neden gelip deme benim arkamdan konuşuyorlar? Bütün erkeklere söylüyorum kızlara hanımefendilere. Sakın. Yani yapmayın. Onun için seviyorum seni. Öyle kötü davransan sevmem vallahi bak. Yılmaz'ı güzel da bak fırındayken güzel, kaç kişi dinle arıyor o hiç kötü bir şey Yılmaz demez. Yılmaz bir şey söyleyecek. Şimdi bu hanımefendi hiç doğru konuşmuyor. Şimdi o
Oğuz'da siz çıktığında benle Murat geldik senin yanına. Ben dedim ki ben bazı şeyleri soruyorum mahsus. Dedim Oğuz'dan hoşlanıyor musun? Evet dedin. Hoşlanıyorum dedim, ne var bunda yani? Bir dakika, sonra olmasa dedim ne olur? Sen dedim buradan giderim. Taliplerimi aramayacağım. Evet aramayacağım. Ben şu an düşüneyim dedim ben arayacağım mı dedim. Hayır ama sen, ben bırakmıyorum. Siz öyle baskı yapamazsınız kızımız. Bir de bende sonucuk baskı yapıyorlar. Ne dedin ben biliyorum. Bir sonucuk baskı yapıyorlar. Reklamlar reklamlardan sonra buradayız. Evleneceksen gel. Evleneceksen gel. Evet Oğuz'la evet. Güzel'in kararı olumsuz. Olumsuz. Ama ben Güzel'den rica ettim. Kalabilirsin burada. Evet. En azından iddialar bakalım ne olacak, nereye gidecek? Bir hafta seninle buradayım. Ilgili. Bir hafta evet, buradasın. Ben buradayım. Peki tamam. Çocuklar şöyle alıyoruz sizi. Oğuz'la Güzel'e teşekkür ediyoruz. Yerlerini alıyoruz ve sıradaki buluşturmaya geçiyoruz. Yeni bir buluşturma Muazzez geliyor. Muazzez'im yine... Süper yine kıyafet. Çok şıksın hayatım. Teşekkür ederim. Siz daha güzelsiniz. Hoş geldiniz. O sizin için. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Evet, kim gelmiş? Size kurban olacak bir aday geliyor Muazzez Hanım. Efendim? Kurban olmaya geliyorum diyor Muazzez Hanım. Tamam. Adı kurban. Kurban ben de, adı da. Ben de kuzu. Kuzu. Bir kuzu bir kurban. Peki davet ediyoruz. Kurban Bey geliyor efendim. Buyurun kurban, kurban Bey. Kurban oldum gelsene. Ölmeden gelsene. Canıma can ol ey sevdiğim, ben ölmeden gelsene. Kurban oldum gelsene, ölmeden gelsene. Canıma can ol ey sevdiğim, ben ölmeden gelsene. Hoş geldiniz. Kurban abi hoş geldin. Nasılsınız? Teşekkürler. Hadi. Kandilinizde mübarek olsun. Kurban abi, hoş geldin. Nasılsın abi, iyi misin? Sağ olasın, teşekkür ederim. Nereden yolculuk? Buradayım ben devamlı. Buradasın devamlı? Ben... Stüdyoda, burada. Yok. Nerede? Kayaşehir'de oturuyorum 55 sene. Ay yakınsın sene buraya. İstanbul'dayım. Oh maşallah. Evet. Hadi görüşün bakalım. Burada gördünüz mü beni? Nerede? Burada gördünüz de mi geldiniz? Ben bir hafta oldu gerçi. Bir hafta oluyor geleli. Devam takip ediyorum. Devam takip ediyorum. Takip ediyordum. Nerede oturuyorsunuz? Ben Kayaşehir'de. İstanbul'da mı? İstanbul tabii. Yeni yapılan. Onları bilemem de sor. Şey mi? Eşiniz vefat mı etti? Yok ben ayrıldım 10 sene oldu. Çocuğunuz var mı? 3 tane çocuğum var. Nerede? Onlar Küçükçekmece'de oturuyorlar. Ama siz beni dinlemeden geldiniz. Ben vefat etmiş istiyorum. Biliyorum da yani şimdi. Ya Muazzez abla ne yapalım, öldürelim mi şimdi kadını yani? Senedir. Vefat şimdi... etmemiş ne yapalım evet, Allah'ın yani, bir gidelim. Vadesi var, herkesin bir ömrü var, ne yapacağız? Gidelim öldürelim mi yani? Espri yapıyoruz canım, olur böyle şey. Espri ya. Kadıncağız, Allah ömür versin. Allah neden sağlık saat mi versin, uzun ömürler versin. Biz çok oldu da kesimsiz idik. Kaç sene oldu? 10 senedir tamamen resmen ayrılalı. Ondan önce de zaten kesimimiz yoktu. Çocukların büyümesini bekledim. Çocuklar nerede? Çocuklar Küçükçekmece'de oturuyorlar. Sizden ayrı? Ayrı tabii. Siz kendiniz, eviniz var mı? Benim şimdi 5 daire var. Birini iki oğluma verdim. Heresine bir etine. Birini de kızıma verdim. Birini de ayrıldım. Eşime verdim. Aynı dairede mi oturuyorsunuz? Hayır. Onlar iki servisle benim oraya gelip gittiler. Siz tek oturuyorsunuz. Ben tekim. Tapu kimin üstüne? Başka kimin üstüne? Ben nasıl ne bileyim bir sorayım. Çocuğun var, çocuğunuzun üstüne yapıyorsunuz. Vermişim. Bilmem ne. Çocuklarım. Ben öyle bir şey istemiyorum. Biliyorum ben. Sadece siz dinledim. Biliyorsunuz. Evet dinledim. Ben sizin olsun eviniz ama ben senin oraya gelin gideceğim. O beyefendi kimse. Tabii tabii ben de zaten gitmem ki. Ben de şimdi bir hanım dese ki nerelisin? Bana. Karslıyım ben. Karslı. Bir hanım dese ki gel benim evimde otur ben gitmem şahsen. Evliliğe hazır mısınız maddi manevi? Her türlü hazır. Her türlü hazırsınız. Tabii niye hazır? Kaç yaşındaydınız? 70'inde. Ne? 70'e girdim. Ben 65. Dinledim. Biliyorsun. Dinledim. Pasaportu sormadın hayret unuttun. Pasaportu artık şey vazgeçtim. Herkes çıkarıyor boş pasaportları. Boş pasaport.
da pasaport çıkarmak çok kolay. Aynı kimini kimi çıktı. Pasaport çıkar. Kolay Seda Hanımcığım, çıkarırız. Çok kolay. Çok bir hafta kolay. Götürür geçir. Bir haftadır, bir hafta. İstek yaparım. Tabii. Artık öğrendim şimdi ne olduğunu. Çok kolay. Öyle mi? Evet. Yani benim sorunum yoktu, sorunsuz bir insanım. Peki ben Türkiye'de istediğim sene kalabilirim ama bir hafta, misal verdim, iki hafta Almanya'ya girmek mecburiyetindeyim. Şimdi Muazzez Hanım, şöyle bir şey söyleyeyim. Buna müsaade edilir mi? Olur ki. 10 senedir bekliyorum. Bir hafta beklemeyecek miyim? 15 gün beklemeyecek miyim? Ama beyefendi soruyordu. 10 sene bekledim seni diyor. Bir hafta beklemez miyim? 10 senedir bekledim seni. 2 hafta beklemeyeyim mi ya? Muazzez güldürdü seni vallahi. Bak kurban abime bak, helal olsun. Ya şimdi Allah insana gülbey versin. Uğur Bey'e maşallah. Güldüm. Uğur Bey'e güldüm. 10 sene evvel nerede gördü beni? Ama eşimiz Allah uzun ömürler versin. Amin. Yaşıyor yani. Cümlesine. Allah. Şimdi diyorum eski ki, eşine niye takıyorsun? Yani kıskanılacak bir şey olsa eşini bırakmazdı zaten. Tabii. Neyi kıskanacağım, bırakmış ayrılmışlar. Şu pasaport gibi şu şeyden de vazgeç. Olmuş. Eşi ölmüş geçmiş adam zaten, kriterinden geçmiş, vazgeç. Baksana. Allah şimdi gençlere uzun ömür versin. Tabii. Evet. Biz merdivenin son basamağına yaklaştık daha. Herkes uzun Allah, ömür versin. Hayır artık. Başka da. Size de versin. Şimdi onlara Allah uzun ömür versin. Bize de Allah iman kuran nasip etsin. Biz yani. Sen neden talip oldun Muazzez Hanım'a? Niye? Şimdi ortak yanımız, o da hacıdır, ben de hacıyım. Oh. Tamam. Kendisi de kapalıdır. Şimdi onun için talip oldum. Hmm. Ortak yanımız o. Bu iş olur şey. O zaman Muazzez Hanım. Bu iş tamamdır yani. Bir şey soracak bir şey mi? Eviniz kaç oda? Kaç oda? 2+1. 2+1. Evet. Mesela ben dedim ki evin bütün eşyasını yeniden yapacağız. Hı. Ne dersiniz? Cevap. He? Olur. Onlar da duysun, hızlı söyledim. Olur, niye olmasın ki? Evin eşyalarını yani eski şeyde yattığı yatakta falan bak, yatmayın, diyor, değiştireyim diyor hepsini. Bir araba getireceksin, nereye götürsen hepsini götüreceksin. Değiştireceğim hani eşyaları. Daha bir şey yok da evet, soruyorum. Evet. Tabii niye olmasın ki? Niye olmasın yapar ki? Mısın? Yaparım. Yoksa yok bu eski yatakta yat dersen yatmam. Ya yatam. Şimdi yatma, madem sen istiyorsun başka yatakta yat. Yani illa yani benim yattığım yatakta eski mı? Yatak derken o eski hanımın yatağını mı kastediyorsun? Hanımın yatağı abi? Değil, eski hanımın yatağı yok. Ben yok çünkü 10 sene olmuş. 10 sene olmuş artık, o kalmamıştır o. Evin eşyasını şimdi ben oradan bir tek ben de çeyizimi anahtarımı aldım çıktım. Çünkü evlerim 3 daire çocuklara verdim. Bir de ayrıldığım eşime verdim. Oh maşallah. Bir de kendime kaldım. Başka bir şeyim yok. Maaşınız yani. Ne kadar? 1100. 1100. İyi. İyi. Yeter. Evet. Muazzamın var nasıl olsa hem Almanya'da yorum hem Türkiye'de. Yorum istiyor musun hayatım? Emekliliği. İstemiyorum. İstemiyorum. Bozuyorlar çünkü. Bozuyorlar değil mi? Şimdi olacak işi bozacaksınız. Bunlar olacak var ya bunlar. Bozmayın. İstemiyorum. Muazzez. Olacak işi bozmayın. Bunlar var ya bunlar, olacak işi bozarlar. Çok iyi bilirim. Bilmiyorum. Olacak ben. İşi bozmayın. Şey yapsın. Kim o? Bozmaz. Bir dakika. Dur, yap, şey yapsın. Nimet yapsın. Nimet yapsın. Nimet yapsın. Şey, bozmayacaklar yapın. Melek yapsın. Zeynep yapsın. Seda Hanım, ben Muazzez ablayı çok seviyorum. Gerçekten çok dobra bir insan. Her sabah da kahvaltıyı beraber yapıyoruz. Aynı saate denk geliyoruz. Muazzez ablacığım, beyefendiyi kesinlikle tanımalısın. Çok yakıştınız. Bence de. Bilmiyorum. Zeynep, Melek. Hoş bulduk. Nasılsınız? Dur bir, dur bir. Dur bir. Kandiliniz mübarek olsun. Bütün kardeşlerimizin kandilini kutluyorum buradan. Muazzez Hanım gerçekten hanımefendi bir hanım. Teşekkür ederim. 3 gündür beraber kalıyoruz. Gerçekten ne aradığını, ne istediğini bilen bir bayan, oturaklı hanımefendi. Muazzez Hanım, şöyle bakıyorum da tabloya. Güzel, yakıştınız. Beyefendiyi bir çaya davet edin isterseniz. İyi, tamam. İnşallah. Peki, İnşallah. Zeynep. Evet. Hoş geldiniz. Ben de Muazzez ablayı çok hoş seviyorum. Bulursun. Çok temiz, titiz. Ben olumsuz görüyorum çünkü zaten olumsuz. Bakışlarından belli beğenmeliyim. Uğur abi, olumsuz diyorsunuz. Şey, Yılmaz yapsın. İstemiyor erkeklerden. Yılmaz yapsın. Yılmaz'dan istiyor.
Seda abla, ben Muazzez ablayı ilk geldiğinde sevmedim. Ama şimdi sevdim onu. Beyefendi, şimdi siz gelirken neden hanımefendiye bir çiçek getirmediniz? Bir de Muazzez abla, çok zor sorular soruyorsun. Yani sanki ahiret soruları soruyorsunuz. Ya yani onları istersen sormayın. Yani yataktır, şuymuş, buymuş. Tamam Yılmaz'ım. Yani birbirini sorma. Sevin, ekmekle soğan olsun. Yani ne olacak? Tamam, ol. Ahiret sorusu hangi soru ahiret sorusu? Eşi ölmüş, ölmemiş mi? O mu ahiret sorusu? Ya şimdi şeyler, yatak yeniymiş, eskiymiş, onları sormayın. Yani bunlar... Ahiret soruları başka. Karar alalım. Peki, karar anı karar başlasın. Karardan önce bir yorum. Mübarek gün. Mübarek gün. Hakkımı helal et. Mübarek gün olmaz. Mübarek. Hayır ama Seda Hanım, ben hanımefendiyi iki yerde gördüm. Bir burada, bir başka yerde. Ne bir merhaban var, ne bir sohbetin var. Bana o kadar ağır hakaretlerde bulundu ki. Ben bir hafta 8 ve 5 tansiyonla yattım. Mübarek günde yapmayalım. Ablayı. Onun argoca bana o hitap etmesi çok yanlıştı. Ama günah, mübarek günah. Hayır, helal et, hayır olmaz. Bana o kadar büyük hakaret etti ki Müslümanlıktan... Helal etmiyorum. Tamam mı? Bir hafta bana neler çektirdin, hakkımı helal etmiyorum. Seda Hanım. Yapmayın. Helalleşin lütfen. Müsaade ederseniz beyefendiye pazartesi günü söyleyeceğim. Cevabınızı cevap vermek istiyorum. Peki efendim. Şöyle alıyoruz. Buyurun. Evet, sıradaki buluşturmaya geçeceğiz. Yeni bir buluşturma gözde geliyor. Buyurun efendim. Allah'ım bitmesin. Evet, Gözde, iyi hissediyor musun kendini? İyiyim. Davet iyiyim. Edelim mi tarihini? Tabii ki de. Edelim, peki. Erdi Bey geliyor. Buyurun Erdi Bey. Gel aşkım, gel zaman, mekan mühim değil. Yeter ki gel, gel aşkım, gel. Savaşmadan, savunmadan esirim ben. Gel aşkım, gel. Erdi, hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Buyurun konuşun. Merhaba, hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz? İstanbul'dan katıldım. Kaç yaşındaydınız? 21 yaşındayım. 21. Anladım. Özel beni dinleyerek mi geldiniz? Buyur kardeşim. Yaş kriterlerimi biliyorsunuz. Ayhan Bey. Kaçmış yaşa Erdin'in? 21'miş. Senin kriterin neydi? Bir el mikrofonu verelim beyefendiye arkadaşlar. Ver abla beyefendiye. Senin kriterin kaçtı Gözde? 25 yukarısı da 25 üstü olmalı diyorsun. Ben demiştim. Kendisini dinleyerek geldim. Kendisi 25 ile 35 yaş arası dedi ama ben kendime güvendiğim için kendisinin de zor bir kız olduğunu ben biliyorum. Evet. Kendime güvendim, geldim yani. Evet, başka da söyleyecek Gözde'cim, bir şeyim yok. Dinle bakalım. Ne işte meşgulsünüz? Ben askerden gelir 9 ay oluyor. Bir işiniz var mı peki? Şöyle söyleyeyim. Kendi işimizi kuracağız. Allah kısmet ederse. Benim ailem, arkadaşlarım, akrabalarım, herkes benim arkamda. Evet. Buraya haberleri var yani benim geldiğimden. Evet. Hiçbir sıkıntı yok. Daha henüz işi kurmadık mı daha? İşi kurduk. Şu anda bize bir tane gelin lazım. Ben öyle söyleyeyim. Bir gelin İşiniz lazım. İşiniz ne peki, onu anlamadım. Kafeterya açacağım ben. Kendime ait. Kafeterya açacak. Açacaksın değil mi? Yeni evet. Gelmiş askerden çocuk. Yeni askerden gel. Evet. İş kuracaksın ve evleneceksin. Evet. Aynen öyle. Evet tamam. Çocuğum. Konuş Gözde. Ailenizin haberi var mı? Var tabii ki de. Beni gördüler mi? Gösterdim kendilerine. Yorumları ne benim hakkımda? Şöyle söyleyeyim, kendine güveniyorsan çık oğlum dedi bana babam bizzat. Ben babamla da oturdum, konuştum. Aferin. Ben babama çok değer veririm çünkü. Ne güzel. Evet. Abimle de konuştum, benden bir büyük abim vardır aslında. Kaç yaşında? 27 yaşında. 27, evet. Biz abimle konuştuk, benim abimin bana dediği şu. Ben dedi, Erdi dedi, işimde dedi devam edeceğim oğlum. Ben dedi istersen sıramı sana veriyorum. Ha, sıranı verdi abisi. Ben sıranı hani verdi izni abi. Var kendisinin. Hmm. İznini alaraktan... Hani önüne geçmiyorum ben onun. Biz babamla da abimle de oturup konuştuk. Anladım. Ben ciddiyim yani burada. Güzel. Anladım. Evlendiğiniz zaman nerede yaşamayı düşünüyorsunuz? Şimdi biz amcamlarla beraber oturuyoruz. Kendi evet. Apartmanımız var. Tabii ki de ayrı duracağız ama aynı apartmanda. Anladım. Var mı boş bu daire şekilde. Var mı şu an? Boş daire yok da şu anda... Çıkarırız birini. Çıkaracağız bir kiracı. Yani aynen öyle. Oğlum Almanya'dan geliyor. Çıkın. Evet. Aynen öyle. Sizin bana sormak istediğiniz. Ben sizinle
çay içerken hani şahsi adıma sormak istediklerim var. Tabii mesela burada sorulmayacak şeyler mi? Şu an. İlla ki de benim hani hakkında özel hayatımda bilmek istediklerim olacak. Tabii ki de. Anladım. Yine de kendisi bilir yani. Seçimi ben ona bırakıyorum. Beni taşıyabileceğinize inanıyor musunuz? Ben sizin zor bir bayan olduğunuzu emin olun biliyorum. Hani kendime güveniyorum. O özgüveni emin olun bilmiyorum. Burada kendim gösterebildim mi ama beni tanıdıkça ne kadar kararlı bir insan olduğumu anlayacaksınız diye düşünüyorum. Şu an ailenizle mi yaşıyordunuz? Evet, şu anda ailemle yaşıyorum. Anladım. Ailesinin haberi varmış, o önemli. Evet. Gözdeciğim sana geleceğini söylemiş, ciddiyim diyor. Senin ne kadar zor bir kız olduğunu söylüyor ama ben kendime güveniyorum diyor. Yorum istiyor musun? Yani yapmak isteyen tüm arkadaşlar yorum yapmak isteyen var mı? Gözde ve Erdi için Hakan bir şey söyleyecek. Beyefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Ben bu tabloyu olumlu görüyorum. Olumlu evet. Görüyorsun. Evet. Çok şık, çok dürüst duruyor. Evet. Evet yani Gözde Hanım'a çok yakışıyor yani, bunu söyleyeyim. Dümdüz evet. Konuşuyor. Hani arkadaşa bir şans vermenizi istiyorum. Bir çay içmenizi istiyorum. Başka yorum yapmak isteyen var mı? Necmi bir şey söyleyecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bence gerçekten yani yakıştılar birbirlerine. Arkadaş da kararlı bir şekilde gelmiş buraya kadar. Evet. Yani Gözde Hanım bilmiyorum ne düşünüyor ama beğendiğini düşünüyorum yani. Bayanlar niye yorum yapmak istemiyor Gözde'ye? Hiç bayanlar yorum yapmak istemiyor. Bayanlar yorum yapsın. Niye bayanlar? Naci. Evet. Gözde sen benim hemşemisin biliyorsun. Ben seni evet. de çok seviyorum bir kızım olarak. Ben de sizi. Beyefendiyi ben çok beğendim. Ve aynı zamanda ağır bir çocuk. Onun için tavsiye ediyorum bir çay içmeni. Tanımanı çok da tavsiye ediyorum. Teşekkürler ablayacağım. Sağ ol kızım. Murat Bey'den de alabilir miyim? Peki Murat'cığım. Evet Murat Bey. Gözde'nin aradığı kriterler belli zaten ama... Hani her şey tip değildir, görüntü değildir. Gözlerin istediği şeylerin içinde hem ağırlık, hem komik, hem eğlence. Böyle bir kız, böyle bir tarz. Anca bir çay içtikten sonra tanıması lazım. Ondan sonra kararını evet, verir bence Gözde. Evet, çünkü niye biliyor musun? Bir çay deyip geçmeyin çok önemli. Çok önemli. Mesela bu çocuk ilk defa ekrana çıkıyor. Gözde ne zamandır bizimle alıştı. Çocuk heyecanlı ama dümdüz de cevaplar veren bir çocuk. Dümdüz bir çocuk, ailesinin haberi var, gelmiş Gözde'ye ve seni tanıyor ilk defa biri. Evet. Sen kızıyorsun ya, ilk defa biri seni tanıyor. Doğru. Peki karar anı başlasın Erdi ve Gözde için. Evet Gözde, ne diyorsun? Ya Seda abla, kafamdaki profil bu değil maalesef. Öyle mi? Olmadı. Evet. Peki Erdi devam etmek istiyor musun bizimle? Burada oturmak istiyor musun? Taliplerini beklemek istiyor musun yavrum? Ben biraz düşünmek istiyorum bu peki, konuyla ilgili. Peki, şöyle alıyorum peki. Sizi çocuklar. Yeni evet. bir buluşturma Rüveyda geliyor. Çok tatlısın çok. Seni veren Allah'a şükürler olsun. Çok güzelsin çok. Güzelden anlarım. Çok tatlısın çok. Seni veren Allah'a şükürler olsun. Çok güzelsin çok. Ben güzelden anlarım. Evet, üniversite talebesi Rüveyda'mıza bakalım kim gelmiş Uğur. Hemen davet edelim. Ayhan Beyler seni istemeye gelmişler. Hoş geldin. Merhaba. Hoş geldin Ayhan. Buyurun bakalım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş kendinizden bahsedin. Kaç yaşındasınız? 34 yaşındayım ben. 34. İzmit'te yaşıyorum. Esnaflık yapıyorum ben. Kendi işlerimiz var. Bunun yanı sıra şirketimiz var. Organizasyon şirketi. Hı-hı. Ana işim şey, kendi dükkanım. Ama boş zamanlarda da ağama destek oluyorum. Anladım. Beni dinleyerek mi geldiniz? Kısmen. Kısmen dinledim. Yaş kriterimi ve... Daha ama söyledim. Şey yaptım ben. Özellikle dedim yaşım bu. Şey istedim gelmeyeyim işte. Telefonu söyledim mi? Duyamıyorum yalnız. Telefonu ben söyledim. Yani yaşım bu. Yani kriteri varsa Rüveyda Hanım'ın hiç gelmeyeyim dedim. Söylemiştim. Yaş sana. Kaçtı? 34 Aynen. abi. 30? 4. 4. Hı. Rüveyda senin kaçtı? 20. 20. Nasıl yaş farkı? Fena değil aslında. Çok fazla. Çok mu fazla? Çok fazla. Ama
Çok ben onu bilerek geldim ama Uğur abi. Bilerek, sen bilerek. Tabii, şey söyle. Biraz konuşun çocuklar. Tamam. Naciye nerede? Kaçtı mı? Niye Naciye gösterdiniz o yazıyı? Gördüm, görmüşken kaldırın ya. Naciye Kadir'e demiş ki, ben İsmail'i seviyorum demiş. İsmail böyle kaldın. Kadir ne nerede? Abi? Bir dakika durun, duymuyorum. Abi İsmail abi, efendim? Abi İsmail abiyi çeksene. Heh. Naciye Kadir'e demiş ki, ben İsmail'i seviyorum demiş. Seviyorum ben onu diye haber göndermiş. Ne diyorsun İsmail abi dedi Kadir. Heh. Beraber kaldı. Sen ne dedin? Aynı oda. Şu Naciye, ben beni seviyorsan gel. Yok öyle bir şey dedim, bilmiyorum. Bir dakika dur. Naciye beni seviyorsan gel. Bak sen beni gelir. Çok seversin, gel. Gelir Naciye. Söylemez, ay buna bayıldım. Naciye, ne bizim oluyor? Kadir haberler gönderiliyormuş, anne. Haberler uçuruluyormuş. Bizim Kadir'e demiş ki. Tribünden tribüne Kadir haber kim, Kadir uçuruluyormuş. Hayır, Kadir kim? Kadir bizim. Kadir'e ha. Demişsin ki. Sizi? Ha. Hayatta ben sizi tanımıyorum, görmedim. Görmedim ben sizi hiçbir zaman. Hanımefendi, şunu şöyle ifade edeyim. Hani her ikinizin de duyguları olabilir. Bunları dile getirin lütfen. Tabii, hani sonuç de. İtibariyle hayır mübarek gün. Hayır işler yapalım. Nali, Allah hakkımızda İsmail hayırlısını seviyor. Nasip etsin. Hayır, haberim yok bu lafta. Olur neyse, ablam peki, olur. Bir şey söyle. Hakkında hayırlısı olur. İsmail abi İsmail orada. Gerçekten abi haberim yok. Çünkü İsmail abiye bak. Şimdi bir şey yok yani. İsmail abi. Naciye Hanım. Efendim. Beraber yattığımız yanımdaki Kadir... Oğlumuza bizim oğlum diyorum artık onları ben. Efendim sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlardan sonra ne olacak çok merak ediyorum. Evleneceksen gel. Evleneceksen gel. Evet, Rüveyda ile Ayhan'ın buluşması, görüşmesi devam ediyor. İsmail abi. Naciye seni seviyormuş. Öyleymiş galiba. Evet. Öyleymiş galiba. Sen ne diyorsun buna? Ben ne diyorum buna? Ben ne diyeyim buna? Ne diyeyim buna? Biraz düşünmem lazım bakalım. Sekerek lazım. Geldi. Biraz düşünmem lazım. Düşünmem çok lazım düşünme. Biraz. Çok düşünme. İsmail Bey, bunu kim çıkardıysa kendisi söylemiştir. Ama burada biz arkada dün akşam en son buluştuğumuz kafeteryada her şey düzgündü. Neyse. Ama bugün burada değişmeniz beni rencide etmiş olursunuz. Oldunuz daha doğrusu. Yok, hayır, onun için zoruma gitti. Eğer rencide etmek amacıyla şey yapıyorum. Hayır, Naciye İsmail'i seviyor. Sevgi yok. Naciye İsmail'i seviyor. Ay İsmail abime bak. Kıbrıs gazisi İsmail abim sen oradan çık gel. Naciye'nin gönlünü fethet. Ama Aydoğan Bey yaptı. Naciye İsmail'i seviyor. Yarın devam edelim bu meseleyi biz. Hayır. Yarın devam edelim.